Aylık olarak teknoloji haberlerini derlediğimiz Fikri Takip'in Şubat 2024 bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Çakı ve yanımda Murat Gamsız. Her ay biliyorsunuz teknoloji haberlerini derliyoruz. Murat'cığım. Evet Öncelikle ilk bölümü nasıl buldun tepkileri? Vallahi ben ilk bölümde biraz e, şaşırdım. <laughs> e, çok da keyif aldım. Çok da güzel yorumlar geldi. Teşekkür evet. ediyorum. Özellikle seni ilk defa görenlerden gelen yorumlar çok iyi. O tehlikelidir çünkü. Aynen. Bir beğenmez Tabi tabi. yersin bizim işte. Vallahi o şeyi <laughs> geçtik, evet, o çıtayı açtık. Açtık izlenme de iyiydi. O yüzden herkese teşekkürler. Bu daha da iyi olsun. İnşallah. Tabii benim Necip isminde bir motosiklet kanalım var. Benim izleyicilerim de teknolojiyle olan ilgimi çok bilmiyorlardı. Ben de seni zaten senelerden beri takip ediyorum. Hı hı. En bir teknoloji tutkunuyum. Ee, aslında teknolojiyle iç, iç içeyiz ama pek bilinmiyordu. Ee, başlamadan önce Murat Gamsız'dan öğrendiğimi size söylemek istiyorum. Ee, kanala abone olmayı ve de katılarak destek vermeyi unutmayın. Ayrıca bu bölümleri podcast olarak da farklı platformlarda dinleyebilirsiniz. Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hızlıca başlayalım. Evet. Şimdi Şubat dedik. Şubat. Ee, Şubatta şimdi Mobile World Kongres başladı. Evet. Ama biz çekerken devam ediyor. Aynen. O yüzden oradan bir sürü şey belki Mart'ta artık ha, evet. şey yapacağız. Mart'a sarkıtacağız onları. Ama hani şöyle baktığım zaman ben Mobile World Kongres'i artık bir Türk vatandaşı olarak şöyle izliyorum. Hani defile izler gibi izliyorum. Yani oradan bir kıyafeti kim giyecek dersin ya. Şimdi bunu kim alacak? Bu Türkiye'ye gelecek mi? Yani ikisi farklı sorular. Şimdi kıyafet deyince de orada şimdi biliyorsun... ...transparan ekranlar evet. çok moda oldu. Transparan notebooklar da çıkmış. Modayla aynı. Ben transparanı çok severim modada. Ee, aynı şekilde transparanı laptoplarda da çok işte beğendim. Hangi sorunumu çözecek kısmının cevabı yok. Estetik. <laughs> Estetik ve... E, yani biraz kullanarak göreceğiz. Tabii Evet bir tamam. şekilde de geliştirmeleri lazım. Göreceksin ama bak şey... Ee, transparan her şey çıkacak. Eminim. Her şey çıkacak. Eminim. Şimdi bir şey birisi bu, buldu ya. Yani filmlerdeki her şey aslında e, gerçeğe dönüşüyor. Hatta bir tane belgesel vardı. Star Wars filmlerinin bugünkü ...teknolojiye evet. olan katkısı gibisinden. Sen izlemiş miydin bilmiyorum. Star Wars mıydı Star Trek miydi? Ben Star Wars olduğum hmm. için Star Wars olarak hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Star Trek değil. Ama öyle bir şey olduğunu biliyoruz. Evet. Var var. Yani filmlerin gerçekten bu teknolojinin ilerlemesinde büyük katkısı oluyor. Evet artı şey var bak yine hani transparan laptop tamam da orada micro var ben ona takılırım evet. mesela çünkü mikro LED beklediğimiz bir şey OLED'in gerçek alternatifi mikro led ee, ve o da artık işte gözükmeye başladı geliyor. Yani şimdi OLED'e bile tam daha şey yapamadık tabii mikro ne zaman hayatımıza girer? Şöyle mikro led geliştirilen bir şey evet. ama çok pahalıydı bizim hayatımıza girecek gibi değildi şimdi Aynen. onu görmüş olduk geliyor işte ama bence de bu sene değil de daha bir sonraki serinin olur. Evet ikinci evet. haberimize geçiyorum. E, bu beni biraz şaşırtan ve biraz daha kırıklığına uğraatan bir madde. Amazon artık kutuları paketlemiyor. Evet, şimdi e, bu bana sürpriz olmadı çünkü Amazon.com'dan e, aldığım şeyler, Amerika Amazon'dan evet. aldığım şeylerde bunu ben gördüm ama bu korkunç bir şey bir yandan çünkü adam figür alıyor, e, figürün saklanması kutusuyla beraber olan evet. bir şey. Kutuyu diye yapıştırıp yollamış. Şimdi burada şey var abi geldi hani e, o kendi kutusuyla geldi evet. o her türlü badireyi atlatmış. Ama üstünde etiket var tamam bitti onun işi. Onun bir değeri yok artık onu kutuyu açıp atacaksın. Yani yurt dışından gelen paketlerde ben de geçenlerde bir e, hatta beraber evet. senle aldık. C64 mini çok uygun bir fiyattaydı. 700 lira mıydı neydi bin bu? 1000 liraydı onun? her şey dahil. Her şey dahil 1000 evet. liraydı. Eğer hala devam ediyorsa bence bir gidip Amazon'a bakın. Ya işte Amazon'dan kutu geldi dedi e, eşim. Bir gittim. E, şey zarfa. Evet, zarfa zaymışlar. sarmışlar. Nasıl olur dedim ya, Ondan sonra evet. açtım ve şaşırdım yani. Evet. Ve zarf sağlam gelmiş. <laughs> zarf sağlam gelmiş. Amazon tercih etmemin nedeni o kutulamasıydı. Tamam, biraz abartıyorlardı bazen. Mesela işte Black Friday'de yine senin linklerinden bir e, işte tuvalet kağıt, havlu falan <laughs> almıştım. Onları mesela e, böyle acayip büyük kutulara koyup e, gönderiyorlar. Bir yandan da yazık. İsraf var. kesinlikle. İsraf var. Zaten Amazon da şöyle diyor, diyor ki daha çevre dostu olmak için, e, maliyetleri azaltmak için ve de müşterilerin bu kutuları e, atma ile ilgili bir sıkıntısı varmış. Bu kutuları e, orijinal paketleri e, saklayıp bu kutuları atıyorlar. E, verimsiz oluyor. E, aslında bunu işte sürdürülebilirlik tüketimi e, engellemek için yapmışlar. Doğru. Ama şey de diyor. Hani orada ben diyor seçenek sunacağım sana. Diyor. Ben görmedim. İşte ben de henüz deneyimlemedim bunu. Evet. İşte o yorum alanında hani bunu deneyimleyenler varsa eve nasıl geldi paket. E, İsterseniz yani geldiyse deneyimlerinizi mutlaka yazın. Ben henüz çünkü tecrübe etmedim. Evet, yani bir de Amazon kutusu almak bir keyif. Yani, yani evde evet. e, bir Amazon kutusu <laughs> gördüğün zaman insan bir mutlu oluyor. Mutlu oluyor. <laughs> ee, o kutudan vazgeçmiş olmaları biraz üzücü. Umarım seçenekle e, eklerler. Şimdi yine <laughs> enteresan bir madde. Kaçak telefonlar Türkiye'de rekor kurmuş. Şimdi e, beklenmedik bir şey değil. Telefonlar o kadar pahalı oldu ki kaçak zaten artıyordu. Evet. Şimdi 7 milyon gibi rakamlara Aynen. ulaşmış. O da hani onların tespit ettiğidir. Daha fazladır o aslında. Yüzde Yani kaçak telefonu zaten nasıl tespit edeceksin? Evet bir o da ayrı konu. Da. E, şöyle bir durum var. Buradaki haberdeki ilginç nokta şu. Bundan şikayet eden Mobisat. Ya bu, şu Mobisat'ın vatandaş lehine bir tane aksiyonu yok bugüne kadar. Hatta en son işte şu bir sene indirdiler. Evet neydi? evet. O da Mobisat'ın lobi faaliyetinin sonucu. Ama şimdi burada şikayet eden de Mobisat ya gel şey satamıyoruz işte orijinal telefon satışları yani garantili resmi satışlar azalıyor. Kaçak evet. artıyor. Demek ki Tedbirler işe yaramıyor ama haberim mutlaka okusunlar. şey var vatandaşın telefon almasını durduramıyoruz Uyuşturucu et. gibi. Uyuşturucu gibi abi bu telefon evet. ya tabii, tabii ki alacak yani İnsan teknolojiyi kullanmak istiyor. Yani evet. Bu arada e, şunu söyleyeyim şimdi mesela bu e, yurt dışından gelen telefonlarda bir 31 bin lira bir Hı -hı. ek vergi var ya. E şimdi bu ek vergi ...istisnasız 100 dolarlık telefon da getirsen aynı... Tabii canım. ...1000 dolarlık telefon Hepsinde getirsen de aynı... ...mesela ben işte bir motosiklet lansmanı için Lisbon'a gittim... ...yani 150 dolara o kadar güzel... ...ismini bilmediğim Android Hı -hı. telefonlar vardı... ...o sepetlerin evet, içine koyuyorlar evet. ya... ...ya yani şimdi 100 dolara onu alsan... Türkiye getirsen zaten şey parası... ...yani ya bu 31 bin lirayı... ...bir şekilde bir e, dengelemeleri lazım... ...zaten yasakla hiçbir şey çözülmez... İşte. ...yani yasaklayarak yok... o ...zaten o bir sene mevzusu... Ee, gerçekten korkunç bir şey. Öyle öyle hiçbir mantık yok. Ya başka yok. bir ülkede olsa bu bayağı millet ayaklanır yani. Tabii tabii. Zaten bu IMEI belası da bizim ülkemize özgü biraz. Yani başka yerlerde rastlamıyorsun. Telefonla bu kadar uğraşan ülke yok herhalde. Yani bu imeği meselesinde bir de şöyle de bir durum var. Eee konularımızda da zaten değineceğiz. Şimdi mesela bu arabaların içinde de mesela güvenlik önlemi hmm. için bazı SIM kartlar var. Evet. Bu SIM kartlar sayesinde sen kaza yaptığın zaman işte ee, işte 112 arıyor, sevdikten arıyor bilmem ne. O cihazlar bile kapalı. Ya yani böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Aletin en önemli özelliği Aynen şey lüks değil Güvenlik o. Güvenlik yani. önlemi Yani böyle bir şey için kullanmıyorsun. Öyle öyle. Bilmiyorum. Yani e, bizim bunlara biraz e, tepki göstermemiz lazım bence. Bu biraz sessiz kalalım. Araçlar için olanı da bir şekilde hallettiler mi? Yok. Yani Öyle mesela, bir mesela BMW arabalarının hepsi kapandı, hmm. motosikletlerin üzerinde acil durum butonları var, hepsi kapalı ee, ve bununla ilgili de e, pek de bir şey yapılamıyor. Valla şey, şey düşün abi 7 milyon telefon daha da artacak bundan devletin de kaybı var. Yani Ya sen zaten 11.5 milyon yarısı yasal satışmış tabii. neredeyse birebir yani. Evet ve o telefonların yarısı vergi, sen evet. o yarıyı arttırdın abarttın abarttın şimdi hiçbirini alamıyorsun. Ya tabii şimdi vergi olayı da çok şey böyle uzun uzun da konuşuyoruz Hı -hı. ama vergi olayı biraz şey. Yani mesela Apple ürettiği bir telefondan bizim devlet kadar para kazanıyor mu acaba? Hı -hı. Veya işte aynı şekilde. Yani vergilerimiz çok abi, yüksek. sen iş veren olarak <laughs> devletten fazla kazanıyor musun? Ben, yok, yok yani... canım yok tabi. Yani Bu o bizim... kanayan yaramız yani. Yani telefon bir ihtiyaç. Evet, ihtiyaç. Yani bir lüks değil. Yani her işimizi telefonla yapıyoruz Art artık. Artı telefonun ömrü var abi. Yani evet. bir kere al, 15 sene kullanan ürünler değil bunlar. Hoş ben artık bir süreden beri <laughs> telefonumu güncelleyemiyorum ama olsun. Olsun. Evet güzel Türkiye'mizden yeni bir haber. Kik ve Twitch erişime engelli ama neyse ki Kik açıldı. Kik açıldı. Bunlar kumar yüzünden ikisi de evet. aynı sebepten gelen Önce Kik gitti sonra Twitch. Hatta Twitch'ciler Kik'i mi <laughs> aslında... Kik'lemişler. <laughs> evet öyle mi yaptılar diye. sonra Twitch gitti. Kik de zaten şöyle radara girdi. Sahibi kumarcı. Evet kumar da oynatılıyor. Büyük ihtimalle radara oradan soktular bunu. çünkü yani Twitch'te de kumar yayınları gözüküyordu. YouTube'da da var bu arada. Ay tabii. Yani Instagram'da da var. Hani niye evet niye şimdi insan düşünüyor. Hatta bu kumarla ilgili böyle parodi yapan bazı şeylere denk geliyorum. Yani ciddi de takipçisi var yani Reels olarak YouTube'da. Yani işte bizim devlet böyledir. Yani durur durur sonra ya bu biraz devletten öte biraz Milli artık tabii e, bu özel sektöre geçtikten sonra hmm. bu özel sektördeki şeylerin bir etkisi olduğunu düşünüyorum ki. Bu arada Milli Piyango'ya ben uzun süreden beri girmiyordum. Milli Piyango'ya girip baktığımda zaten orası da bayağı hani kumar cinsi bir şey olmuş. Ya devlet yıllarca iddiayı oynattı. Yani bunların hepsi temelde hani aslında kumarın kataklisi. Evet ama de. şimdi bayağı ciddi şans yani oyunu. şans oyunu noktasını biraz aşmış Milli hmm. Piyango yani diyecek bir şey yok. Vallahi evet, diyecek bir şey yok. Açıldı işte Kick. E, Twitch'ten kaçanlar kike gitmişti. Olay olması evet. ondan. Twitch'ten nefret ediyor insanlar. Bu arada Kick'te de e, bu adamlar kategorileri ayırmışlar zaten. Adamlar da demiş ki yani daha önceden söyleseydiniz. söylememişler evet. E, biz bu kategoriyi Türkiye'yi kapatırdık demişler ama bizimkiler işte Fişi çekmişler. <laughs> evet. Yakışır. Biz biraz öyle şeyleri seviyoruz yani böyle harpla danak evet. bir şeyleri yapmayı. Neyse bir... şu an tam açıldı hani. Karadeniz damarı tutmuş. <laughs> evet. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Ama Twitch hala biz bunu çekerken kapalıydı onu söyleyeyim. Evet. Şimdi tabii yapay zeka artık hayatımızda oldukça da fazla yapay zeka haberlerimiz var. Öncelikle Google Bard Gemini oldu. Evet. ismi değişti Gemini oldu. Sonra. Gemini for workspacede satmaya başladı. Satmaya başladı. Evet. Sonra Gemini Google Messages'ın içine entegre oldu. Oluyor evet. İstersen ilk önce bununla Şimdi, konuşalım. Workspace içinde artık Gemini çalışacak. Mesela ha. sen Gmail'in içinde kullanmaya başlayacaksın. Evet. Sana faydalı bir şeyler söyleyecek ya da sen kullanacaksın edeceksin falan da. Ben şeyi merak ettim. Tabii kaç para bu? 20 dolar istiyor. Evet. Ee, ama ben bir türlü birkaç gün önce denedim bunu. Türkiye'den TL fiyatı alamadım. Evet. Ee, fakat bugün denediğimde oldu. 719 lira istiyor Google One'a upgrade olarak ki benimki 2 terabayt paketi. Aha. Ona rağmen yani en düşük olmasına rağmen diyor ki 719 vereceksin. Evet. E hesabı yapınca 20 dolar artık KDV. Aynen aynen. E, o yüzden direkt yansıtmışlar o fiyatı. E, bir de şey var Google for Workspace var. Evet. O da iş yerleri için. Onda mesela böyle değil. Oradaki normal paketlerin hepsinde Cemine eklentisi içerir yazıyor. Tamam. Hepsi Türkçe. Ama yani Türkçe derken TL e, biz de desteklenen ülkelerdeyiz ama ben işte ilk başta denediğimde sadece dolar çıkıyordu. Evet. Ben de şöyle yaptım. Cemina'ya sordum. Kime soracağım? Dedim ki Türkiye'de var mısın? <laughs> yokum dedi. <Aa. gülüyor> evet yokum. Daha Türkiye'de duyurulmadık biz diyor. Allah Allah. Evet. Akıl veriyor bana. VPN'le girersen diyor. Açabilirsin diyor. Yok artık. Vallahi hepsi kayıtlı göstereceğim. Vay. Sonra dedim ki bak linkleri aldım. Var mısın ama dedim. Aa evet kusura bakmayın varmışız. <laughs> Google resmi olarak. Kendi evet, mağlununu Google resmi olarak duyuru yapmadı. Her özellik çalışmayabilir. Ee, Türkiye olduğu için falan Ama falan. o konuda haklı. Hı. Abi sen kendi fiyatından Türkiye'de satıldan haberi olmayan yapay zekasın. yapmışsın. işte belki kendini satmak hoşuna gitmemiş. sana söylemek istemiş. Ya. E şimdi AI'ın e da bir karakteri, bir tabii, ruhu tabii. var yani. Tabii Bu arada şunu söyleyeceğim. Ee, şimdi eğer e, workspace sahibiyseniz hmm. e, Gemini Advanced'i satın aldırtmadı bana. Hmm. Ama eğer kişisel hesabını yani işte Onur At işte Gmail.com'la girdiğim zaman iki aylık bir deneme süresi verdi. Evet, Orada yani. da dikkat edilmesi gereken şu Gemini Advanced modeli e, Türkçe çok iyi çalışmıyor. Evet. Ama İngilizce komut verirseniz çok doğru cevaplar veriyor. Türkçe çalışıyor ama İngilizce daha geniş ve daha özel bir şekilde doğru. cevap veriyor. Ama yine de çok iyi. Bu arada Gemini Bart'tan çok daha üstün işte tablo yetenekleri işte farklı yetenekleri. Tabii. E, fakat yani niye sürekli bunların isimleri değişiyor bu Google gerçekten bu hani e, tam şey vardır ya mühendis kafası hmm. e, yani Apple daha böyle şey e... isim değişiyor dedin Google Pay'de wallet oldu mesela onu da değiştirdiler Google Pay'de wallet oldu sonra bu Duet'ti evet o da <laughs> ondan sonra Google Duet Gemini yok pro yok advanced bir şeyler kafalar karışık yani burada. Messenger'a gelmesi de şundan hani bu chatbot olduğu için evet. sonuçta aynı zamanda Hı -hı. orada işte Messenger'dan direkt konuşabileceksin. Orada da şey mesajdan şeyi düşünüyorlar. Ya bu artık bizim mesajları da mı okuyacak? Hani orada da bir böyle güvenlik endişesi evet. de oldu ama yani Google'la iş yapıyorsan onu zaten her şey verdin. Yani ben artık <laughs> onu aşmak lazım evet. ya. Yani hani hiçbirimiz de FBI ajanı değiliz. E, tabii ki e, gizlilik çok önemli ama sen bu servisi kullanmak istiyorsan e, tabii ki mesajdan okuması lazım. Yani telefonlar bile sesleri Abi. dinliyor. Artık hani buna ya gidip mağarada yaşayacaksın <laughs> e, ya da buna boyun eğeceksin. Söylemesi lazım. Mesele bu. E, bu arada e, bu Google e, Gemini hı hı. E, biraz alay konusu olmuş. Oldu ya. Çünkü ırk konusunda yarattığı imajlarda böyle bir kafa gitmiş. Ya evet görüntü oluştur diyorsun işte e, sana... O adam beyaz gelmesi gerekirken tarihi bir kişilik sonucu zenci evet. yapıyor adamı işte Atatürk'ü zenci olarak getirdiğini ee, düşünüyor. Yani olacak iş mi? İşte mesela kullanıcılar 2. Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerinin görüntülerini istemişler. O da Nazi üniforması giyen siyahi erkekler evet. <laughs> <laughs> ve de Asyalı kadınlar üretmiş. Özür dilediler. Hatta şu an artık o şey yapamıyorsun. Kapalı, komple evet, sistem aynen. kapalı. Açacaklar sonra. Dediler ki ya bu Nerede durması gerektiğini bilmiyor. Evet. Hani yani mesela işte Atatürk dedim ya onu evet. yapmayacaksın, değiştirmeyeceksin. Aynen. Onun freni yokmuş. Evet. Aslında e, ünlü şahısları yapmıyor. O zaten yapmıyor da. Bir şekilde e, yani komutlarla onu kandırmışlar. Hı. E, mesela böyle biraz daha cazibeli Hı. çiftler üretmesini istemiş. Orada da kesinlikle e, beyaz, beyaz üretmemiş. İşte Çinli, Yahudi veya işte Güney Afrikalı karakterler üretmiş. Neyse Hı. en azından yaptıkları hatanın. Farkındalar ve e, düzeltecekler. düzeltecekler. Şimdi Cemina ile yine devam ediyoruz. Cemina 1.5 Pro daha yetenekliymiş. Evet şimdi bu işin motoru. Evet. Onu da güncelliyorlar. Şimdi motorun kabiliyeti arttıkça senin yapabileceğin şeyler artıyor. Evet. İşte o bayağı fark var. Yani birden bir buçuğa geçiş diye küçük bir update gibi gözükmesin o. Devasa fark var. Aynen. Verebileceğin komutlar, işleyebileceği komutlar anlamında. Şu anda işte o bir buçuk sürümüne güncellenmiş. Evet, bir buçuk sürümünün en büyük özelliklerinden biri de mesela şimdi normalde ChatGPT'ye veya herhangi bir yapay zeka yazılımında böyle bir karakter evet. sınırlaması oluyor. Mesela bu 700 bin kelimeyi, bir saatlik videoyu, 11 saatlik sesi ve 30 bin satırdan fazla kodu aynı anda e, işleme alabiliyormuş. E, şöyle de örnekler yapmışlar. 402 sayfalık Apollo'nun Apollo, Apollo 11'in ay görevi transkriplerini e, vermişler ve de Demişler ki yani bu görevde neler olmuş? Buna böyle çok düzgün bir mantık yürütmüş. Buna ek olarak 44 dakikalık sessiz bir film vermişler Cemile'ye. Ve de filmde... E, ki olayların ne olduğunu... E, analiz etmiş ve bazı öngörülerde bulunmuş. E, gerçekten hani çok hızlandı bu işler. Evet. Çok da korkutucu hale geliyor. E, Bak bir, bir buçukta. Birden bir buçuğa geçişte evet. oluyor. Daha bunun ikisi üçü beşi onu olacak yani. Vallahi işte geçen videoda söylediğimiz gibi bu prompt mühendisliği, bu AI... ...kesinlikle bir noktada yakalamanız gereken bir şey. Bir ucundan tutun yani. Yani programlama öğren öğrenmeyi bırakıp buna girmek Prompt lazım. nasıl yazılır? De. Hatta işte ben benim kızıma biraz şey yapmaya çalışıyorum. Eskiden işte programlama öğretin, işte bir dil muhakkak öğrenin. Bir, bir programlama dili muhakkak öğrenin. Şimdi e AI ile nasıl iletişim kuracağınızı e öğrenine geliyor iş. Çok ilginç değil mi? Bak programlamada matematik gerekir. Burada da biraz sosyal taraf gerekiyor. Evet, i̇şte aynen. öyle de değişiyor yani. Evet. Evet, kesinlikle çok haklısın. Ve çok ana evet, diline kesinlikle. hakim olanın daha avantajlı olacağı bir Evet. Bir de doğru tabii yaz. makine dili yani e, özellikle İngilizceye de o çok hakim olmak lazım. Ama Boş. millet İngilizce öğrenene kadar Google Türkçe öğrenecek. O çok belli yani. Ya çok iyi. Hı -hı. Ee, yani mesela ChatGPT'nin Türkçesi de o çok başarılı bence. Çok iyi yani. Evet. Ee, yani ben bu işlerin içinde hasbel kadar olmama rağmen akıl sır erdiremiyorum yani. <laughs> Yine Google dedik. Google'dan devam edelim. Google artık eski sayfaları keşlemiyor, yani saklamayacak. Şimdi Google'ın bir internet zaten hani saklamak gibi böyle bir arşivlemek gibi bir görevi yoktu. Evet. Bu bir fonksiyondu ve çok eski bir fonksiyon. Şimdi insanlar tabii gençler hatırlamıyorlar. Biz internete giderdik. Şimdi girmiyorsun ki sürekli internetiz. internet sürekli içinde girip çıkamıyorsun evet. şimdi. Evet. O yüzden şimdi böyle olunca hep offline, online olamayınca bazı veriye offline erişebilmeni sağlıyordu Keş. Evet. Sayfanın tekrar tekrar aynı şeyin yüklenmemesini sağlıyordu. Evet. Orada Biz o kilobaytın hesabını yapıyorduk tabii, çünkü. Tabii tabii. Şimdi o kadar eski bir teknoloji bugün gerekli Değil. Google böyle evet. söylüyor. Ama bir yandan da şeydi hatırlarsan adam işte sana küfür etmiş silmiş Cache'den getiriyordu <laughs> sayfayı o oh, screenshot mahkeme. Şimdi tabii e, geçenlerde de konuşuyorduk. Şimdi biz eskiden internete e, girmeden önce bütün maillerimizi yazıyorduk. Sonra internete bağlanıp maillerimizi gönderip tabii tekrar öyleydi. kopuyorduk. Şimdi tabii bu e, arşivleme aslında düşünsene yani adam bütün interneti arşivliyor bir evet. yandan da. Tabii böyle direkt sayfayı da birebir aslında Yap. değil. Bazı imajları falan almıyordu. E, şimdi petabaytlarca bir data. Yani bunu tutmak da inanılmaz bir e, maliyet. Biraz Google bence burada maliyeti de düşünerek, bir de tabii artık mobile first işte, mobil öncelikli siteleri de geçti işler, dolayısıyla... Yani abi Google çalışan servisini kapatan firma. Yani bunu mu kapatmayacak? Yani ben anlamadım. Neye yani... göre kapatıp, ya buraya bir tane adam lazım. Ben <laughs> sana bir şey söylüyorum. Böyle bir Steve Jobs, Tim Cook. Yani bir lider lazım <laughs> Google'a. Çünkü bunlar böyle farklı farklı departmanlar ve farkındaysan yani hani Google'ın CEO'su pek ortalarda görmüyorum ben. Hani Google'ın CEO'suna çıkıp bazı konuşmalar yaptığını... Departmanlar, ve bir şeyler var. İşte e, basın bültenleriyle bu işi yapıyorlar. Bir tane lider lazım Google'a ya. Hı -hı. Böyle güzel... Böyle elini vurdu mu o <laughs> Aa Bunlar böyle şeyi kapatır gibi... E, ...servis açıp servis kapatıyorlar, isim değiştiriyorlar. Teklifleri açıksın galiba. <laughs> Teklifleri açacağım. İngilizcem de iyi. İspanyolcam da fena değildir. Vallahi sizi kopartır götürürüm başka yerlere. Ver yetkiyi, gör etkiyi Google diyorum buradan da kendilerine. <laughs> Evet. Şimdi şey bu adamlar çok mühendis. Öyle evet. Yani bu adamlar mühendis işte yani oradan birazcık bence kaybediyorlar. Bir de para çok herhalde ama kapatırsan kapat diyor. Hı hı. Apple Vision Pro çıktı. Evet bir önceki ay çıkacak diyorduk. Şubat'ta evet. çıktı, Amerika'da çıktı ama Türk basınında herkes de var. Bir şekilde elde etmişler onlara da bravo yani. Valla bence de bravo. İyi yapmışlar ama şöyle bir gariplik var. Kullanıcılar iade süresi dolmadan iade etmeye evet, başlamış. Evet. bu böyle yani dikkat çekici bir sayıya ulaşmış. Sebep olarak birkaç sebep saymışlar. Birincisi iyi hoş da uygulama yok. Evet. Doğru. Çok yeni cihaz. Doğru. Gayet normal. Rahatsız ediyor diyen var. Bu bak bu çok önemli çünkü bir yer gözük. Hep söylüyorum rahatsız edici bir şey. Evet. Uzun süre takmaya elverişli değil işte. Değil. Ee, ve herkesin de fizyolojisi farklı. Tamam ince ayar var ama olmuyor. Ee, bir de bir diğer şikayet. Şimdi Google Tabii şey Apple şeyi şey ayırdı bataryayı öne doğru bu sefer ağırlaştı. Alet öne doğru yatırıyor seni şu evet. şekilde. Halbuki arkada pil aslında biraz denge getiriyordu. Bu işte göz kızarıklıkları var, alerji var bir şey bu sürü sebeple iade etmişler. Şimdi fiziki olanlara bir şey yapamaz Apple ya da herhangi birisi. Yani evet. o PlayStation'da da rahatsız olacak. Ama e, işe yaramıyor diye yani biz bunu anlam veremiyoruz. Uygulama yok diyenler onlar için yani e, erken bir yatırım olmuş bence biraz şöyle şimdi Amerika'da biliyorsun Dünya Kupasını seyretmek için gidip televizyon alıp 14 gün sonra iade edebiliyorsun hmm. dolayısıyla orada böyle bir şey var millet de biraz herhalde tabi yeni olduğu için parayı kıyıp aldı herhalde. hani ben bunu daha sonra daha ucuzlayınca alırım falan dedi yani ve çok da memnuniyetsiz olunduğunu düşünmüyorum. Tabii bir saat gibi değil yani. Şimdi akıllı saatte sadece koluna takıyorsun. İşte milimetresi büyülüyor, küçülüyor fakat senin dediğin gibi herkesin kafa şekli farklı, boyun şeyi farklı, göz, burun ee, orantıları farklı. Dolayısıyla de yani şimdi şey falan demişler işte göz kızarıklığı yapıyor bilmem ne yapıyor da bu aslında VR yeni bir şey değil. Yok canım. Çocukluğumuzdan değil. beri, Nintendo'dan beri böyle bir şeyler var. İşte Oculus Her oyun tarafıyla ön tarafa çıktı. Bence zaten bir yer gözlük yani şimdilik oyun noktasında keyifli. Yani bir iki saat takılacaksın. Ama bu Apple gibi hayatın içine sokup yok efendim yemek yaparken gözünde olsun işte kodlama yaparken bilmem ne yapsın işte yani bir ekrandan dış dünyayı görmek kadar klostrofobik bir şey yok aslında. Doğru. Ee, bence aslında dünya çok hazır değil. Artı Bak hep Apple ürünlerin tamamı için söyleyeyim. İlk Apple ürünü alınmaz. Çok net. Mutlaka bir sonrakinde çok ciddi farklar görürsün. Şimdi bunu parçaladılar ya. Evet. İçi bayağı karmaşık. Bayağı tabii, üstün tabii. bir teknoloji var içinde. Ben bu... Evet, sadeleşeceğini düşünüyorum. Çünkü diğerlerinin hepsinde de oldu. Vive'ı düşün. İlk Vive'da böyle şey kuruyordun etrafında. Evet. Kamera falan dışarıdan görsün. Tabii. Şimdi gözlükler seni dışarıdan etki olmadan da görebiliyor. Kendi kendine görebiliyorlar. Burada işte bence de bu Apple Vision Vision'ın daha sonraki versiyonlarında daha basitleştiğini ve ucuzladığını. Evet. ucuzlaması da gerekiyor çünkü 3500 dolar. Yani bir yandan da işte bir ben dediğim gibi meraklıyım. Hatta bu bu bugün veya yarın Quest 3 gelecek. Sen de istersen kanalda bir incelemesini yaparız. Çok yeni bir alet değil ama ya yani mesela Facebook'un da hmm. yani Meta'nın da e, neredeyse parça maliyetine onu sattığını söylüyor. 500 dolarlık bir alet. Ee, bakalım göreceğiz yani. Bu bir noktada hayatımıza girecek. Zaten Ama bence he. biraz erken. Evet. Apple hizmetten kazanan firma evet. artık. Bunun da aslında o, o hizmetleri satan cihaz olması gerekiyor. Tabii. Onun için de hem ucuz olacak hem de işte hakikaten seni yapıştıracak o gözlüğü taktırmayı isteyecek uygulama lazım. Şu an hiçbiri yok. Ha, Apple şey bak çark eden firma YouTube. Evet. Ya üretmeyeceğiz dediler. Uygulama planımız yok dediler. Şimdi var diyorlar. E tabii. Yani şimdi Apple ekosisteminde olmakta büyük avantaj bir yandan. Öyle. Ee, yani dediğim gibi bence... senin de eklediğin gibi... E, bir süre sonra... daha da iyi hale gelecek ama o... E, ekrandan dış dünyaya... Göz, görme işini bir şekilde... belki işte kullanmadığın zaman... o ekran şeffaf... Hı -hı. E, şimdi teknolojiler... E, belki de bu işe yarayacak. Şeffafa dönecek. Normal gözlük gibi dışarıyı göreceksin. İstediğin zaman açacaksın falan. Onlar da muhakkak eklenecektir. Ha, bir gün Elon Musk biraz sonra konuşacağız. Çipi taktığı gibi gözü takacak bunu bir, <laughs> birileri. Bu arada mesela şey de var. Şu Meta'nın Ray-Ban gözlükleri var. Üstünde kameraları var. Normal Hı. şey gibi, normal gözlük gibi takıyorsun. Üstünde kamera var. Meta'nın yine. Hı. Ve o kamera hem çekim yapıyor hem de aslında yavaş yavaş yeni firmware update'lerle dış dünyadaki objeleri tanıyıp Hı. sana sesle veriyor. Mesela o çok güzel bir teknoloji. E, takip etti mi bilmiyorum. Ben Amerika'ya giden bir arkadaşımdan rica ettim ama bulamadım. Evet. E, o mesela Meta'nın Ray-Ban gözlüklerini e, takip edin derim. O bayağı iyi. Evet. Ama ee, Apple'da iyi olmayan şeyler de var. Evet. Arcade. Apple'da bence zaten birçok şey iyi değil Hı. Evet. E, Apple Arcade diye bir platform var işte reklamsız oyun oynayabildiğin App Store'un içinde. Orada işler iyi gitmiyormuş. Şöyle Arcade'in tabii yapısı kapalı yine Apple'da Apple dedi ki gelin bize yapın evet. arkette yapın şimdi bu birazdan söyleyeceğimiz haberlerde oyun bölümünde konuşacağız şu anki 2024 dünyasına ters bir durum evet. herkes birbirine açılmaya başladı evet. hani işte Sony oyunu PC'ye geliyor Microsoft'un oyunu PlayStation'a gelecek kapalı ortamlar zorlanacak bu durumda bu birincisi İkincisi adamların yani şey oraya ıı, Üretim yapanların sözlerine göre hiç memnun değiller ödemelerden. Şimdi bu Apple Arcade ilk çıktığında herkese tabi acayip paralar yağdırdılar bütün yayıncılara. Fakat sonradan bu havuz sistemine geçmişler. Yani bütün paralar havuza toplanıp yayıncılara buradan ödeme yapmaya Hı -hı. başlamışlar. Fakat ödeme yaptıklarının bir açıklaması yok. Yani Hı -hı. E, yeni... Yani ikimiz de oradayız sana 10 evet, dolar bana... niye bana 20 dolar. Aynen Hı -hı. E, ve de bundan dolayı yayıncılar çok muzdaripmiş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela Apple Arcade'de şöyle bir problem var. Apple Arcade'deki oyunlar genelde Apple Store'da parayla satılan veya reklamlı oyunların hmm. reklamsız versiyonu. He. Dolayısıyla çok böyle acayip enteresan farklı bir oyun Anladım. yok. Ya yani eksklüzyif bir durum Anladım. yok orada. Bir de oyunlar da hani daha böyle çocuk, aile şeyinde, hmm. ee, mesela benim kızımın oynayabileceği bir oyun yok. Dolayısıyla ben mesela Apple Arcade'e üye olmadım. Gittim bir tane oyun aldım. Aylık olarak manyak manyak paralar veriyorum bu arada. O da ayrı bir söz konusu. Onun da bence önüne geçilmesi lazım. Yani bu e, servis olarak oyun e, inanılmaz pahalı evet. yani uygulamaları da çok pahalı bunu kim icat ettiyse <laughs> buradan kendine selam söylüyorum. <laughs> Uzun soluklu olacağını düşünmüyorum zaten çok da şey yapmıyorlar. Evet, e, Çok Abi, Apple oyun işiyle barışamadı yani Mac'te de barışamadı burada da olmadı halbuki yani iPhone çok güzel bir oyuncu cihazı, o ayrı evet, konu. Aynen. Ama işte Mac'lerde uzun süre o donanım yoktu. Evet. Donanım biraz güçlendi, Steam'de oyunun yok evet. bu sefer Macos uyumu yok. Aynen. Bununla mı barışması lazım? Bir şekilde çözüm bulması lazım. Ya şimdi bende yok, eşim de 15 Pro aldı Hı. yeni. Onda hani böyle tanıtımlarında acayip oyunlar evet. vardı İşte Resident Evil falan var e galiba. Evet, evet. Onu deneyeceğim ama yani evet. Apple Arcade'in onun açıp hani onda farklı oyunlar var mı diye bakacağım. Bu arada Apple bu arcade işini becerememekle beraber müzik işinde de bence büyük çovalladı. Hmm. Ee, yani benim çevremde Apple müzik kullanan çok Bende nadir. De Herkes Spotify'da. Ben iTunes kullanabiliyorum. iTunes musun? Mu? download ediyorum para verip. Ah, <laughs> yani. Evet. Sana e, o zaman bir plaket e, sunmamız gerekiyor <laughs> gerçekten. Adamların PC'de iTunes yazılımı bile kalmadı artık. Var var. PC'de var hatta. Var mı? Şeyde yok. Burada Mac'te kalmadı da ha. <laughs> PC'de devam ediyor. Vallahi yani. <laughs> Gerçekten son kaleyi koruyorsun. Yine giyilebilir teknolojilerden bahsetmeye devam edelim. Samsung Galaxy Fit 3 çıkmış. Evet şimdi Fit... ...cihazlar, ben de bir tane Fit da Bu şey Samsung değil, Huawei'nin Fit... Hı -hı. E, ...Watch Fit 2'si. Şimdi bunların farkı şu, saat değil bun saat evet. bunlar ama akıllı saat gibi değiller. Evet. Öyle iki günde pili falan da bitmiyor evet. bu arada. Aslında en önemli şey de o. Evet bu mesela 13 gün olduğunu iddia ediyor ki ben inanıyorum çünkü Huawei'de de öyle. Ee, i̇ddia ettikleri sayıları genelde tutturuyorlar süper akıllı olmadıkları için güç tüketimi biraz evet, oluyor evet. ama temel fonksiyonların hepsi var bir de biraz daha küçük oluyorlar. Evet. Mesela ben ben bunu çıkarmam konudan yatarken de bir tek şarjda çıkarıyorum. Onun dışında ama mesela şey olsaydı, saat olsaydı ki de kullandım. O rahatsız ediyor insanı. Yani uyurken zaten çarpıyorsun, ediyorsun. Evet. Ben buna hiç acımıyorum. Her yere çarpıyorum bunu. Çizikleri de var. Hiç sorun değil ama saat olsaydı üzülürdüm. Çünkü saatin bir aksesuar fonksiyonu Tabii. Da var. Ama artık saat gibi gözüküyor zaten. Ekranlar büyüdüğü evet. için bu da bunun da ekranı bir öncekine göre büyüdü. Öyle gözüküyor. Yani saatten hoşlanmayanlar, benim gibi pili her gün şarj etmek istemeyenler için güzel cihazlar. Samsung'un Fit 3'ü de iyi olmuş gözüküyor. Gelirse bakarım artık. Vallahi benim de ilgimi çekti açıkçası. Ee, %45 ekranı büyümüş. İşte senin dediğin gibi 13 güne kadar pil süresi. Bunun yanında sadece işte GPS yerleşik GPS yok üzerinde. Hani yok, ihtiyacımız GPS yok. var mı? Ee, ...çok bilmiyorum hani onun ihtiyacın varsa başka bir çözüm ararsın zaten. Bunun dışında da işte telefonla konuşma... ...hoparlör... E, şeyi de... E, ...gelmiyormuş. Evet, ben tipi olanlar pek olmuyor. Yani... E, ...şimdi şöyle mesela ben Apple... E, ...Watch Ultra'ları çok beğeniyorum. Hı -hı. Böyle kaba saatleri çok beğenirim ben. Fakat bu pil olayı... Hı -hı. ...beni çok demotive etti. Tabii, e, yani her gün abi o saati çıkart... Zaten şeyi manası yok yani şimdi... ...her gün... E, ...pili biten bir aletin uyku ölçümü yapıyor olması. Sonuçta sen uykuda bunu şarja takıyorsan hiçbir evet, evet. manası yok. Uykuda yani. Şarjı takıyorsun. Evet. Hatta bazen de şöyle oluyor. Ya artık o kadar sıkılıyorum ki şarj etmeden. Mesela Apple Watch kullanıyorum ben de. Yani sadece kolumda duruyor. Yani şarj yok. Bir aksesuar olarak hani kolumda duruyor. Hani günlük bir e, aksesuar objesi olarak. Dolayısıyla mesela bu tarz çözümler benim için daha uygun. Evet. Bakalım gelirse ben incelemesini yaparım. Aynen. Ama diğeri daha ilginç. <gülüyor> Samsung <gülüyor> <laughs> mesela yüzük takmaya karar vermiş. Ha evet evet. <laughs> ya bu yeni bir haber değil de. Evet. Basınla buluşturmuşlar. Ee, onlara da izni falan vermemiş izni vermemişler. Galiba final halinde değil ee, yüzüğün tasarımı. Hani saatin yaptığını ekransız bir şekilde Hı -hı. Sen, yani, sensör takacaksın parmağına gibi düşün. Evet. Ee, <laughs> onu sorayım sana. Sen mesela yüzük takar mısın? Ee, benim çevremde yüzük takan var. Hı. Yani farklı markaların yüzüğünü kullanan var ve de çok memnunlar. Hı -hı. Ama yani hani. Yani şimdi ben nikah yüzüğümü bile Hı. çok takmıyorum. Şimdi motosiklette de çok bu tarz aksesuarlara alışık değiliz işte, evet. bir de takılmasın etmesin falan diye. Hani yüzük ne bileyim? Hani çok rahatsız oluyorsan, fakat bir şekilde kendi bir şeyini ölçmek istiyorsan olabilir de. Yani e, bilmiyorum. Yüzük e, çok yüzük insanı değilim ya. Yani doğru doğru kişi değilim ben Hı. bu soruyu sorulacak. Hani evet. saat okey de. Olsun. Yani işte onu zaten merak Demek Yani sırf yüzük olduğu daha ilginç diye yok sen onu yine bir yüzük olarak görüyorsun. Tabii, ben tabii. yüzük takmıyorum diyorsun. Evet. Bitti. Yüzük sevmiyorum ben. Evet. Intel de yüzüğü takmamaya karar vermiş. Hı -hı. Intel en büyük yonga üretim tesisinin üretimini ertelemiş. Evet. Şimdi bu önemli çünkü bu Ohio'da olan bir tesis. Şimdi şeyden kaçış var Çin'den. Amerika Trump'tan beri destekliyor. Yani o başkanla alakalı değil. Pat, Hı -hı. Ba ciddi bir şey açıkladılar. Bütçe açıkladılar bu iş için. Ohio'ya Intel çok büyük bir çip üretim tesisi yapacak. Çip krizinden dolayı zaten bunların evet. hepsi tetiklendi. Bir daha olmasını istiyorlar. Fakat <laughs> Intel demiş ki makine kesmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Allah'tan Trump tekrar gelecek de. Devede. Evet. Bütün Bence Intel çalışanlarını acaba Trump'a oy vermesi için ikna edebilmiş midir? <laughs> Bilmiyorum. ama şey bir senelik gecikme 2025'ten 26'ya. Hani bir sene inansından çok büyük olmamış ama hem para istiyorlar hem de işte büyük ihtimalle bunların da tabii bir yandan gerçekten piyasanın durumu onları da olumsuz etkiliyor. Satışların düşmesi falan. Destek istemişler. E, alırlar. O bu geri görünecek bir şey değil zaten. Ya evet. Yani ben bir de e, şeyi düşünüyorum. Tabii yani şimdi ev kullanıcısının e, ya yani ev kullanıcısı odaklı bence biraz bu işlemci işleri biraz yavaşlayacak. Çünkü işte bu yapay zeka veya farklı programların internet Kesinlikle. üzerinden cep telefonuyla veya iPad'den bile hani belki 5000 dolarlık makineyle yapamayacağın şeyleri artık 20 dolarlık bir servise abone olarak evet. e, Chrome üzerinden yapabiliyorsun. Senin makinen yapmıyor. Sen sadece Aynen. söylüyorsun. Tabii. E, bunun için hiçbir şeye ihtiyacın yok. Aynen öyle. İşte ne bileyim GeForce Now var mesela. Hı, var. Hani ben birkaç kere kullandım. Çok performansından memnun kalmadım ama kullanan arkadaşlarım var. Oyunları bile Hı, öyle oynuyor yani oynarlar. insanlar. Tabletinden, şeyinden. Dolayısıyla burada da bir ters taraflı bir talep azlığı gelebilir belki. Tabii AI ve böyle şeyler için iş tarafında çok daha güçlenmesi Tabii. gerekecek. Zaten bak Intel'in derdi şey değil. Ben işte Intel işlemcilerimi üreteyim derdi yok. Adamlar şimdi şeyi ikiye ayırdılar. Diyorlar ki biz diyor Inteliz işlemcimiz var, markamız evet. var. Bunları satacağız Aynen. ama diyor ben diyor herkesin yongasını üreteceğim diyor. Ya. Bu bambaşka bir iş diyor. Ya hayatlar hayaller. Ya hatta AMD de gelsin diyor. Ha, değil mi? Yani hepsi gelsin. Ben diyor çünkü bir tesis yaptığımda onun boş durmaması lazım. Evet. En büyük zarar o. Boş durmayacak tesis. Herkes gelsin diyor. Böyle de açıklar. Bu PCB gibi şey yapsın ya. Biz... Mantık o ha. Yani. Valla kendi, herkes kendi işlemcisini yaptırsın göndersin. Evet. Çünkü e, Intel'e onun bir zararı yok. Tam tersi adamın derdi hepsinin derdi para kazanmak. E, böyle de kazanacaksın öyle de kazanıyorsun. Yani şimdi aklıma şey geldi. Düşünsene Intel'in PCB gibi öyle bir servis açtı. Fakat Türkiye tabii her zamanki gibi bir ay sonra e, o işlemcilerin Türkiye'ye girmesini engelleyip ya. yeni kanun çıkartarak e, tuz biber olacak. Bu arada heh, iyi söyledin bak fikri takip işte. E, bu geçen hafta, geçen ay söylediğimiz PCB'lerin girmemesi olay Türkiye'ye. Şu anda nasıl? Çünkü Şubat'ta devreye evet. girecekti o. Bir izleyenlerden alan varsa, deneyen varsa hani PCB işte aldım gelmedi ha, tarzında aynen. hani o deneyimi yaşayan varsa bize mutlaka yazsın. Vallahi. Neyse biz yine Apple'a geri dönelim. Buyurun. Apple eğlenceli. Apple'ın bu biliyorsun e, oksijen sensörü var Massimo tarafından e, işte davalar oldu bilmem ne evet, oldu. engellendi. Orada. Engellendi e, ve de Amerika'da satışını durdurmuştu Apple. E, kesinlikle Massimo firmasıyla lisans anlaşma ihtimalimiz yok demiş evet, Tim Cook. Özelliği kapattılar bir daha da açmadılar Amerikalılar'a evet. ve e, hani Massimo'cular da aslında istiyordur. Tabii ya canım. Bize bir şu paraları ver. Tabii, az, tabii. verir adam yani muhtemelen. Tabii verir. <laughs> Ama işte yok. Kapısında yatıyor bile olabilir yani. Olabilir. Adamlar yanaşmıyor. Apple kesinlikle yanaşmıyor yani. Yani şey çok enteresan değil mi? Mesela Tim Cook şey demiş. Bu özelliği kapatıp Amerika'da satmaya başladıklarını demiş ki zaten... Yani çok da kullanılan bir özellik değil demiş. Ya değil mi? Ya müthiş yani o hani Steve Jobs rahmetli... Telefonu ters yanlış tutuyorsunuz o yüzden çekmiyor. E, demesi gibi. E, bu Apple bir şekilde kendine bir şey buluyor. E tabi bunu açtıktan sonra da büyük bir ihtimalle kullanıma açacaklardır ama e, kafalar tertemiz yani. Evet. Yani kendine güven. <laughs> evet. Böyle bir dik duruş. Bu arada e, senin demin söylediğin gibi Massimo e, diyormuş ki hani biz anlaşmaya yanaşıyoruz. Fakat Tim reis demiş ki. Ya zaten. tükürdüğümü e, yalamam. Kullanılmıyor hocam. Niye para veriyorsun? Aynen. O zaman niye baştan koydun? Ya, niye baştan tabii. pazarladın? yani ben bu bu arada Covid zamanında bayağı kullandım yani şarjını bitirene kadar o oksijen <laughs> sensörünü kullanmıştım var. Apple AI işine giriyormuş. Evet girmemesi zaten tuhaf olurdu. Sene sonunda bir şeyler çıkartacaklarmış. Evet. Bakalım en iyi bir ortaklık olabilir belki birileriyle işte kimle olur bilmiyorum ya da kendileri sıfırdan mı geliştirir. Evet. Ama Apple'ın olmaması diye bir şey olamaz yani. Tabii, Ekosistemde tabii. Ekosistemde çalışacak. Kesinlikle. Bir yapay zeka kesin olacaktır. Yani bu senenin sonlarına doğru iOS 18'de çok büyük bir güncelleme alacakmış. Herhalde bütün cihazlar. Aslında şu an Siri'yi ChatGPT'ye bağlayıp kullanabiliyorsun. Birçok insan da öyle kullanıyor. Aslında bayağı da verimli hale geliyor. Belki de ChatGPT ile yapacaklardır. Yani Google'la yapmayacaklarını tahmin ediyorum. Belki de. Şimdi Apple demişken Apple'ın bir de aslında herkese resmi olarak duyurmadığı bir araba evet, işimi vardı. Evet macerası vardı. Project Titan. İptal oldu. Evet. <laughs> Vazgeçtiler bu işten. Hani niye vazgeçildi, edildi, hangi aşamasındaydı içeride acaba? Onları bir gün belki öğreniriz. Ee, uzun süreden beri çalıştıklarını evet, biliyorum. Evet çalışılıyormuş. Ee, bu arada onların yapmak istediği şey pedalsız ve direksiyonsuz bir araba hmm. peşindeydi. Ee, benim bildiğim kadarıyla daha böyle otonom bir alet. Fakat buradaki enteresan durum, buradaki bütün mühendisleri bu AI departmanına e, transfer etmişler. Kendi kendine giden bir arabası varmış. Evet. Yani otomatik giden bir araba prototipi var Hı -hı. adamın elinde. E, bu yapay zeka demek zaten. Evet. E, oradaki adamları buraya kaldırırsın. Tabii, öttürebilirler yani. Evet. Bu akıllı arabalardan bahsettik. Şimdi da her şeyi akıllandıracağım demiş. Evet. Gear diye bir projeye başlıyor. Hatta Zaten şeyden çıktı bu, oraya işe alım var, 330 bin dolar yıllık evet. maaşla, e, güzel para. E, oraya oraya şey yapacaklar, şimdi yatırım yapacaklar ama... yani sırf... sanal dünyada değil, dışarıda değil, yani yapay zekanın kullanılabildiği her yere evet. biz gireceğiz diyorlar. Özeti bu. Ama nasıl girecekler, hangi projeler olacak, işte o... şu an öyle bir netlik yok. Ama çalışma var. Hareket eden her makinenin otonom olacağını... robotların ve simüle edilmiş... ajanların iPhone'lar kadar her yerde bulunacağı bir geleceğe hmm. inanıyoruz demiş. Ve de sanal ve gerçek birçok dünyada ustalıkla hareket etmeyi öğrenen genel olarak yetenekli bir yapay zeka e, inşa ediyoruz demiş. E, aslında e, şeylerini de videolarını da izledim. İnsan gibi el kontrolüne hmm. sahip böyle İyice şey SkyNet evet, yani. Evet evet iyice SkyNet. Bir gün kap kapıyı açacak Arnold <laughs> ve o sahneyi yaşayacağız. Yaşayacağız ya. Yani Sara Kandır burada mı oturuyor diyecek. <laughs> Ama en baştaki sahneyi yaşamayalım, gelir gelmez görmeyelim. Hani elbiselerimizi istemesin <laughs> Ben motorumu verirdim. Yani direnmezdim. Ha, sen de motoru Aynen. Var, ben motorumu veririm. Benim burada bir tane Scooter'ım var. <laughs> bu arada bu işe alımlarla ilgili eğer bu, bu, bu tarz bir e, yönelme şey yapıyorsanız stajyerler de alıyorlarmış. Hmm. Kendinize güveniyorsunuz. Ee, bir iş şey alım sayfasına evet. başvurun. Biz de gurur duyalım bir Türk'ün orada var olmasından dolayı. Şimdi Blackwell tabanlı AI kartları gelecek. Ha, ee, evet. Şimdi Nvidia şimdiden yolunu yapıyor. Bir yandan hani o var. Kendim, evet, aynen. Bir yandan onları çalıştıran... işte kartlar... diyor ki ilk başta yetişemeyiz diyor talebe, mümkün değil diyor. Şimdi... kartların, hani GPU krizini hatırlıyorsun, evet, ekran kartlarını nasıl Öyle bir krizde değiliz ama... Ya o kadar çok talep var ki ekran yapay zeka tarafındaki kartlar. Bunlar bizim aldığımız kartlar değiller Aynen. bu arada. Ee, daha baştan peşin yolunu yapıyor Nvidia. Diyor ki biz buna yetişemeyiz. Ona göre <laughs> pozisyon ama. Vaziyet alın diyor. Evet. Daha önceki kartlar, mevcut kartlarda da benzer şeyler. Talep yoğunluğundan firmalar sıraya girmişti. Çözülüyor zaman içinde. Bu da çözülecek bir kriz ama ilk başta olmaz diyor. Yani burada ben şeyden endişeliyim. Nvidia diyecek ki, oyun kartı falan üretmiyorum. Ben artık yetişemiyorum talebe. Siz gidin Intel'in kartından, evet. in Intel kartından. Intel'in var zaten. Evet, öyle evet. yapın diyecek gibi hissediyorum. İşte bu da şeye bağlanıyor. İlk başta o Intel'in fabrikasında herkes gelsin diyor ya. Evet. Şey de dahil, Nvidia'yı da çağırıyor. Ya Belki de onu öngörüyorlar. Bence bu. Olabilir, olay. Evet, olabilir. Yani doğru, doğru bir şey, görüş Intel açısından. Blackwell'de işte gelecek yapay zeka işinde şu anda Nvidia öyle bir tekel ki. Evet. E, yani şeyi biz şimdi Nvidia'yı konuşuyoruz yıllardır. İlk çıktığı ekran kartından beri konuşuruz. Ekonomistler konuşuyor Nvidia'yı. ben tabii. çok şaşırıyorum. böyle söyleyemiyorlar. Ben de da. takip ediyorum. Söyleyemiyorlar Nvidia'yı doğru telaffuz edemiyorlar. Niye? Çünkü abi adam bir trilyon doları geçti. Daha da gidiyor. Evet. Geçen hafta işte açıkladı kazançlarını şunları bunları daha da coştu. Evet. E, hisse yani Nvidia hissesi alan yaşadı. Bitcoin gibi oldu Nvidia evet. hissesi, Şey, hissesi. Ben de takip ediyorum Nvidia hisselerini. Bak Nvidia dedim. <laughs> Nvidia hisselerini ve de yani 6 ayda neredeyse %100 yaptı. Evet, ve hani duracak gibi de durmuyor. Şey yok çünkü daha ufukta rakip yok. Olacaktır ama daha yok yani adamlar evet. coştu gitti. Bu arada yatırım tavsiyesi Asla. değildir. YTD değil de bunu da söyleyelim dostlar. Evet, Nvidia'dan devam edelim. GeForce Experience ve kontrol paneli nihayet birleştirilmiş. Yani... <laughs> Windows, Windows 95'ten. <laughs> Vallahi öyle. Neredeyse... O ekran... Ha, evet. don, dönen... panel... yani... <laughs> İnsan şaşırıyor. Yani evet. bu firma da o firma, aynı firma yani. Yapay zekayı coşturan firma ile o paneli yapan firma nasıl aynı olabilir diyorsun? Ee, i̇şte yani bir şey çalışıyorsa bozma mantığında bence herhalde. GeForce Experience de kötü. Hani kötü o da kötü. login istiyor, bilmem evet. ne istiyor. Ee, şimdi neyse hepsini düzeltiyorlar bir vuruşta. Evet. Bir defa panel GeForce Experience'e ekleniyor. Experience artık login sizde çalışıyor. Aynen. Login olunca bazı özellikler evet. tabii yine oraya gelecek ama olsun. Hiç olmazsa tek seferde her şeyi göreceğiz. Bütün kontrol paneli özellikleri yok çünkü beta İndirebilirsiniz betayı ee, oradan e, geçebilirsiniz deneyin görün iyi oldu yani Bence çünkü de. çoğu kişi kontrol paneli diye bir şey olduğunu bilmeyenler var. Tabii tabii. Experience diye bir şey olduğunu bilmeyenler de var. Aynen. Değil? Bu arada ben e, şeye çok şaşırdım Nvidia Experience içerisine kod girip oyun hediyesini evet, oradan aldım. Öyle. Ama yani hiç aklımın ucundan geçmedi kodu girin alın dedi Steam'e giriyorum olmuyor oraya giriyorum ya, olmuyor orada. buraya giriyorum olmuyor yeni arayüzle bence çok şık bir şey yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Microsoft'la devam edelim. Microsoft kendi DLSS'i'ni yapıyor. Evet, şimdi bu ne? E, düşük çözünürlükte render alıp yüksek çözünürlükte görmek evet. diyelim. Hani 1080p render 4K görüntü. İşte bu upscale. Evet. Bu teknolojinin Nvidia versiyonu DLSS'te, AMD versiyonu FSR'dı. Ama Microsoft diyor ki, yani şu an Microsoft'un böyle bir şey yapıyorum demesi diyor, şey de var. E, bu işte o yeni sürümleri deneyenler kurcalayıp bulmuşlar. Hı hı. Tarife göre şey bu upscale ile işaret ediyor. Evet. Bu önemli. Niye? Çünkü teknolojinin öncüsü her zaman Nvidia şu anda. Yani yıllardır böyle. Ee, ama kullanıcı dostu olan taraf AMD. Evet. Ee, biraz da geriden geldiği için şey yapıyor. İşte bakın şeytan Nvidia size her şeyi parayla satıyor. Ben bedava veriyorum. Adamlar FreeSync koydu ya. Adı evet, şey, Ürünün adı FreeSync. Böyle inat yapıyorlar ama tabii o işte geriden gelme AMD önde gitse o da yapacaktı şimdi hiç öyle şey konuşmayalım ama sonunda standart olan AMD'nin teknolojileri oldu. Evet. Freezing şu an olmayan monitör tabii, yok. Tabii. E, o yüzden burada da şey oldu Ray Tracing girince Nvidia dedi ki ben Ray Tracing'te bir numara benim ben başladım böyle yapacaksınız evet. dedi. Sonra AMD de girdi ama sonra Microsoft DirectX'e ekledi. Evet. Ve dedi ki bu bundan sonra böyle yapın. Tamam, ikilik kalmadı, güzel. Şimdi DLSS'e benzeyen bir şey gelirse Microsoft'ta, yani Windows'un içine iddia da daha kolay işte yayılacak iddiası var. Belki bu da bir standarda oturur. Evet. Çünkü AMD yine orada Nvidia'yı yi bozmaya çalışıyor. FSR Nvidia'da da çalışıyor mesela. Evet. E, o yüzden Nvidia'da da DLSS donanım desteği istiyor böyle olunca işte bir belki Microsoft yine ortaya çıkar der ki ayrı böyle yapacaksınız derse bir standart gelir. Yani zaten işte bu Call of Duty'nin bu işte grafik ayarlarını bir açıyorsun. Böyle liste çıkıyor. Liste abi zor. çıkıyor. Evet. evet. Zor ya hangisini seçeceksin vatandaş? arar. Bizim motorlardaki gibi karar 2 saat. Aynı. dolayısıyla bu bence olumlu bir gelişme olacaktır diye düşünüyorum. E, e, bu arada şöyle bir gelişme daha oldu. Microsoft Copilot var ya onda. Ha, evet. O, Enterprise versiyonunu duyurdu. Öyle mi? Evet yani artık o da ama bak Microsoft'un şöyle bir avantajı var. GitHub'la Microsoft'un artık Evet. Onunla entegre ediyor ve Enterprise versiyonuyla sen bunu e, kendi şirketine de entegre edebileceksin. İşte GitHub'la birleşmesi orayı da senin evet. için verimli hale getirecek falan filan. E, Copilot'a işte Microsoft'a şey gibi herhalde şey Google'ın işte az önce konuştuğumuzda evet za karşı konumlandırıyor. Bakalım o nasıl olacak? Copilot güzel çünkü işletim sisteminin içinde Aynen. en önemli şey o. Bir de Windows tuşu da Copilot tuşu olarak evet. değişiyor sanırım. Öyle bir şeyler de konuşulmuştu. Evet. Zaten şey belki de hani Copilot'ta artık nasıl daha çok gözle sokarız diye tasarımlarda o da düşünülecek. Yani şimdi orada enteresan olan şey mesela benim makine ama Copilot geldi update'li. mesela Gökhan'ın makinesine gelmedi. Ha, o evet. o, Gökhan'dandır o. Olabilir. Mesela benim laptop'a da geldi. Aslında e, aynı işte hani işte şimdi artık eskisi gibi Professional Enterprise şeylerini hı. bilmiyorum ya yani makine ne gelirse kuruyoruz artık da e, o da hani şey üst bir versiyonu ama ona gelmedi veya kapadı bilmiyorum. Hı, o kapamıştır abi. Olabilir. O, olabilir. Ee, bir de Mistral ile ortaklığa gidiliyor. Mistral de işte, işte chat GPT'nin bir rakiplerinden gibi düşün yani evet. alternatiflerinden gibi düşün. Microsoft zaten OpenAI'ye ortaktı. Evet. ...buna da bulaşmışlar ama şimdi şey... ...zaten o ortaklıkta bu da... ...soruşturma, yani sen ne yapıyorsun, tekerleşiyor musun yine... ...diye e bakıyorlarmış. Yani. Microsoft yani şey... ...çok atak bu konuda, evet. bayağı atak. Microsoft gerçekten çok iyi... Ee... O Copilot entegrasyonu da bayağı güzel. Evet. Yani her şeyi prompt'tan yapabiliyorsun. Ben kullanıyorum artık. Ben de canım. mesela Windows background'unu bana işte Call of Duty yap dedim geçen gün. <laughs> Hemen seçenekler getirdi. Hiç internette dolaşmadı. hop bir tanesini seçmiş. Nokia ve Oppo arasındaki sorun çözülmüş. Evet, Nokia Oppo'ya e, dava açıp Oppo'nun satışını yasaklatma boyutuna geliyordu. Çünkü patent anlaşmazlığı evet. vardı. Oppo biraz direndi ama sonra direnememiş. Anlaşmışlar kendi aralarında ve sorun çözülmüş. Evet, anlaşmanın şartları taraflar arasında gizli kalmış ama e, Oppo anladığım kadarıyla kendini bırakmış yani. Bence doğrusunu yapmış. Kesin. Yani bir Apple inadı yapmamış burada. Yok. E, bu arada Oppo demişken de Oppo Türkiye'de yeni bir ortakla yoluna devam ediyor. Evet, evet. Şimdi Oppo geldi, olay oldu, gitti, çıktı dendi, olay oldu. Şimdi tekrar geliyor AGM ile hı hı. yine top yakın burada üretim. Her şey servis şu bu, her şey geri gelecekmiş. Oppo önemli marka. Niye? Oppo mesela şimdi ben bütün Çinli markalara Çin devleti diye bakıyorum da hı hı. onların alt kırılımlarında Oppo kendini birazcık böyle Apple vali gibi görmüş evet. telefonlarında. Üst düzey telefonlardır. Yüksek teknolojilerini işte orada sergiler falan filan. E, Oppo'nun olması iyi bir şey. Ha, Oppo ucuz olmaz. o Öyle bir şey yok ama Burada üretilen Oppo'lar işte bu vesileyle evet. üretilen Oppo'larda belki bir avantaj sağlanabilir. Yine çünkü Oppo'nun da tepe seviyeleri Türkiye'ye gelmiyordu mesela. Evet. Çiniler korkar. Hepsi korkuyor. Ya yani biz biz yüksek fiyat Apple fiyatına, Samsung fiyatına telefon satamayız algısı var. Doğru da bence. Ee, ama olsun hani şey telefonlar iyi. Oppo iyi marka. Yani kaçak olarak bence e... kaçak olarak alan çok var. Vardır. Onu, Tahmin ediyorum. Onu da biliyoruz. Tahmin ediyorum maalesef. Özellikle OnePlus gibi ürünler c direkt kaçak. Evet benim burada en çok sevindiren şey İstanbul Tuzla'da bir fabrika hmm. e, da üretilecek olmasıymış. Bu Türk GSM istihdamı içinde oldukça iyi bir şey canım. İyi tabii. bir şey yani e, ya mesela baktığın zaman mesela motosiklet markalarına bakıyorsun. Ben motosiklet özelinde söylüyorum şu an. Mesela Yamaha, işte Honda, işte hmm. BMW bile gidip işte Hindistan'da e, Çin'de üretim yapıyor ve Çinli fabrikalar bunları çok güzel öğreniyorlar. Tabi. Şimdi Türkiye'de de bu tarz şeyler olursa biz de işi Öğreniyor. öğreniriz yani, ve de geliştiririz. Güzel bir şey yani tabii. Yani. Ama şey ummasın yani Türkiye'de üretiliyor diye o ekstra ucuzluk olarak ha yok. Biz yok. onu görmedik yani tabii, diğerlerinde. Tabii. Aynen. O bizim avantajımıza değil. Biraz daha Oppo'nun Avrupa'ya açılması için e, üretim maliyetlerini düşürmesi. İsteğinden olabilir, olabilir diye tahmin ediyorum. OLED'in derdi yani yanma meselesine artık garanti geliyormuş. Evet e, garanti yanacak. <gülüyor> <gülüyor> öyle değil ama şey Asus e, açıklamış ilk biz OLED'i de işte OLED yanığını da garanti kapsamına alacağız diye tabi MSI durur mu yapıştırmış cevabı. Aynen öyle. <laughs> biz onlar da almışlar. Şimdi, Siz veriyor musunuz? Biz de veriyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇kisi çünkü neden bu ikisi önemli? Yani OLED bunların değil, evet. teknolojisi değil ama oyun monitöründe bu, bu, bu ikisinden göreceğiz. OLED gerçekten çok güzel. Yani. OLED muhteşem bir evet. şey. Ben yanma, yanacağını bilsem de OLED alırdım. Evet. Çok net söylüyorum ama şu var kolay kolay da yanmıyor yani eskisi gibi değil OLED'in de versiyonları var, şu an jenerasyonları evet. var. Mevcut jenerasyon OLED'ler eskisi kadar kolay, yanmazlar ama hayatımızdan çıkmış olan bir iki şey <laughs> geri geliyor. Ekran koruyucuları, ha, evet. ee, o, o Windows'daki borular mıydı, neydi hani? O şey ya, bir tane de bir tane paket vardı meşhur. Bu içinde bir sürü e, ekran koruyucu vardı ama sonra onun sonra virüs, virüs oldu, anlaşılmıştı. Çıktı. Neydi o ya? Unuttuk onun adını. Evet, unuttum vallahi ama çok bize. güzeldi yani. İlk bu bilgisayarı kurduğumda... İlk e, kurduğum programlarda ICQ, bu, ondan sonra işte F, Q, FTP Cute FTP mi? Q, Qt FTP miydi? Qt FTP. Qt FTP. Evet. Ya. Ne güzel günlerdi. İşte geri geliyor bir kısmı. Evet. Çünkü OLED'de de kullanmazsan ona benzeyen bir şey. Monitör çıkartıyor. İşletim sistemiyle alakası yok tabii. Monitörün üstünde ilave başka şeyler de var. İşte, sağlık modu diyelim ona biz şimdi. Beş dakika sürüyor mesela o işlemi gerçekleştirmesi. Evet. Onun da uzunu var, kısası var. Neyse. Şey şu... Mesela emesayın ben şeyinde gördüm direkt onlar da eklemişler diyor ki MSI... eğer diyor bunları kapatırsan diyor tedbirleri ve yanarsa evet. garanti kapsamında değerlendirilir Ben de seni diyorum. yakarım diyor. Evet. Ee, o yüzden kapatmayacaksın. Bu buradan şunu da anlıyorsun demek Ona... kaydediyor. Evet. Ee, bu adam bunları yapmış diye. <laughs> e tabii canım ya yani adam şimdi bir şekilde de koruması lazım kendini. Şimdi bu ekran yanı deyince de benim aklıma hep şey gelir. Ben bu Amiga zamanı. Oyun kopyalayıp e, bütün Kadıköy'e satıyordum. E, orada bir tane e, siyah-beyaz bir televizyonum vardı, yeşil daha doğrusu. Siyah-beyaz değil de yeşil ve de sürekli X-Copy açık olduğu için monitörü kapadığımda X-Copy kalırdı. Yani Tabii. çok e, beni geçmişe götürdü bu haber. Ya işte OLED'de maalesef böyle bir durum var ama Hı. ben beni durduramaz yani alma konusunda onu söyleyeyim. Bence de. Yani CRT'yi bile yaktım yani, onu söyleyeyim. <laughs> evet, yine bir AI, gün geçmiyor ki bir AI daha hayatımıza girmesin. OpenAI Sora'yı duyurdu. Bu herhalde en büyük olaydı, evet, Şubat ayında. Aynen. Çünkü video, yani promptta video yap, yapıyor. Bir de uzun o. video. Uzun video yapıyor, evet. Bir de... şey... <laughs> o iğrenç bir Smith videosuyla evet. ile kıyasladılar. Bir sene de buraya geldik diye. Nerede? Bir sene bile olmadı. Evet. Demek ki bundan sonraki seneler ne göreceğiz yani, bu kadar inanılmaz mı gelişme. Yani, yani hamburgeri yerken adam tam ısırı işte üstündeki evet. e, işte çedarı işte ne bileyim e, susamı inanılmaz ya işte evet. drone çekimleri, şehir görüntüleri yani yine insanlar demiş ki yok işte bu kadın yürürken ayakları karışıyor falan. Abi <laughs> yani bu inanılmaz bir şey. Tabii. Ve bu bi korkunç bir şey korkunç. yani. Evet bu yani meslekleri değiştirecek. Bazı ya, şeylere son verecek. Yani biz artık zaten şöyle söyleyeyim sana, meslekleri değiştirecek diyorsun ya. Aslında meslekler değişti. Kimse, Hı -hı. yani birçok insan farkında değil. Şimdi mesela biz kendi kanalımız için videolar çekiyoruz Türkçe. E şimdi HeyGen diye bir uygulama var. Ben bütün dilleri lipsyncle, göz şeyiyle hepsini çevirip dünyayı açabiliyorum bu kanalı. Hı -hı. Fakat bu tarz e, yapay zekaların en büyük sorunu şu, başta da konuştuk. Mesela adam tarihi farklı bir şekilde e, Hı -hı. tasvir ediyor. Mesela bu videolarda da o kadar gerçeğe... yakın ki... şimdi... E, bu manipülasyonu da çok açık bir hale geliyor. AI ile oluşturulan... E, imajların içine... özel bir... E, kod ekliyormuş. ve Bu kod sayesinde... işte bunun AI ile üretildiği anlaşılıyormuş ama biliyorsun bu formatlar arasında farklı geçişlerle falan... silebilirsin yani sonuçta Tabii. onları. E, e, Google'da işte arama motorları da... imajlara bakarken bunlara bakıyor. Hı hı. Yani... Belki de tarih değişecek. Biz 100 sene sonra e, birçok insan bazı savaşları farklı bir şekilde bilecek belki. Tabii. Gerçekten zenci Naziler var zannedecekler. Evet, evet. Ya bu video hele korkunç bir şey yani bu. Ee, hiçbir şeye inanma artık. Hiçbir şeye inanamayacaksın. Evet. evet. Tam Öyle. bu şey oldu biliyor musun? Bak hatırlarsın Running Man diye bir e, film vardı. Arnold'un hmm. ve orada adamın görüntüsüyle bir propaganda videosu yapıyorlardı ve nasıl olur falan diyorlardı. Arnold'u öldü gösteriyor. Evet. Yani aynı. Ha birebir aynısı. İşte demin de konuştuğumuz gibi bu Star Wars hani filmlerin e, teknoloji olan şeyi diye hepsi oluyor yani. Evet, hepsi oluyor evet. Bu arada Running Man'i izlemediyseniz muhakkak izleyin. Tabii kesinlikle. Müthiş bir film ya. Yani. Kesinlikle. Evet dalga dalga <laughs> yapay zeka. <laughs> Biz bunu aslında e, yapay zeka takip falan gibi bir şey yapsaymışız <laughs> da Vallahi ]mış. öyleymiş. E, şimdi Meta'nın da yeni yapay zeka modeli V jepa duyuruldu. Şimdi bu ne? bu da şey yapay zekaya hızlı öğretelim. Evet. Nasıl öğreteceğiz? Bu da videodan öğrete öğretelim demişler. Çok mantıklı. O, o, da şöyle çocuğa öğretir gibi. Ama şöyle yapıyor. Mesela bu tablet ya. Bunun tablet olduğunu öğreteceksin. Ama çıkarım yoluyla yapıyor. Evet. Bunun yarısını kapatıyorlar. Bakıyor yarısı tablet ha diyor. Bunun yarısı da diğer yarısı da tablettir bu. Yani böyledir diyor. Ben görüyorum. Ama onu da zorlaştırmışlar. Demişler ki bu çok kolay. Yani bunu böyle yarısını gösterirsen anlar bu zorlaştırmak için bunun mesela sadece şu kadar bir kısmını gösteriyor. Oradan tableti anlamasını Aa, bekliyor. İnanılmaz, inanılmaz. Yani zaten açıklamalarında bir bebek nasıl öğreniyorsa evet. biz de böyle öğretiyoruz demişler. Ee, ya herkes bir ucundan tutuyor bu yapay zekanın. O yüzden de inanılmaz hızlı bir gelişme var. Evet. Yani her sabah ofise geldiğimde Bakıyorum ki yeni bir yapay zeka modeli çıkmış. Abi bu dediğini ben bugün yaşadım. E i̇şte bunu çekeceğiz. <laughs> Çıkmadan bir bakayım dedim. Gelmiş haber gelmiş ekledim yani. Bu arada hani bu kapçalar mapçalar falan filan var ya. Artık bunlar çocuk oyuncağı oldu. Tabii abi. Abi ben soracağım ya o soruyu ben soracağım. Sen kimsin diyeceğim. Sen yapay zeka mısın? Yani bana niye soracaklar artık? Hani... Robot musun diye bana sorarlardı. Evet. Hayır abi ben sana soruyorum. Sen evet. yapay zeka mısın? Nesin? Tam filmlerde evet. gibi. Hani böyle uzaylıları veya robot olup olmadığını anlamak için kolunu molunu keserler ya. Hı -hı. Aynı vallahi o, o evet. hale geliyoruz. Yapay zeka ile alakalı bir haber daha. Reddit 60 milyon dolar karşılığı büyük bir yapay zeka firmasına verileri açabileceğini söylemiş. Reddit söylemişim. gibi yerler ve şeyler de böyle hani imaj oluşturulan işte bizim yüklediğimiz yerlerin evet. en büyük şeyi geçen sene neydi muhabbete yapay zeka bizi taramasın. Aynen. Ee, şimdi ama yapay niye? zeka beni ellemesin. ellemesin. <laughs> evet. Ama ne oldu? İşte Reddit ya. 60 milyon dolar istiyor. Bence ucuz ha. Bence de çok ucuz. Redditi düşünürsen o veriyi. Yani bir de Reddit'in tabii şöyle bir avantajı var. Her şey user generated. Tabii canım. Yani adam Doğal... soru soruyor, hmm. yeni haberleri veriyor, insanlar oraya Olumlu, olumsuz bir sürü farklı dillerde yani bütün dünya dillerinde cevaplar evet. yazılıyor. Ee, korkunç bir data. Müthiş. Ee, i̇şte mesela Türkiye'yi gezdiğimiz bir video var. Yol var gidersen diye. Mesela oralarda paylaşıyoruz. Bayağı etkileşim alıyor. Ee, Türkiye gruplarında falan. Güzel. Bayağı kullanan var. Var e, ve işte 60 milyon dolara kime olduğunu bilmiyorum. Kime oldu belli ama 60 milyon dolar bana şey geldi ya. Çok az geldi. Yani evet. e, Türkiye'de bir arazi fiyatı artık 60 <laughs> milyon dolar... Şey oldu yani paralar artık anlamsızlaştı. Hmm. Evet, yani koca koca paralar artık acayip şeyler oldu. Bu durum tamların da ağzını biraz sulandırmış. Evet. Onlar da diyormuş bizde yani onlarla ilgili dedikodu var. Evet. Hani onlar da verecekler diye. Bakalım ama çok şey bu arkası çorap gibi gibidir bunu. Bence de. Birçok insanın bedava olduğu için uzun süre kullandığı Avast'ta büyük cezalar gelmiş. Avast yani yapması gereken şeyin tam tersini yapmış. Burada arada Avast'ın ücretsiz sürümü var. Evet. Evet, çok temel özelliklerde aynen. koruma sağlıyor ama parayla olan versiyonları da var. Büyük evet. versiyonları. Onun tabi iddiası mesela ransomware'dan Lens'in korurum bilmem ne. Tam full fonksiyon evet. aslında koruma paketi. Koruyacağına 16,5 milyon dolar ceza yazmasına, yemesine neden olan bir şey yapmış. ya yani bu şey artık kanıtlı, ispatlı, evet, cezayı da yediler. Satmışlar ya insanların verisini. Ya ya. güvendiğimiz dağlara karlar ben yağdı. Ben hiçbir zaman güvenmedim Avast'a Ya Avast'ı ben e, ilk çıktığı zamanlar kullanmıştım. Sonra e, işte Note 32 e sete geçtim. Hatta bir ara Norton vardı. Fakat Hı. Norton sistem, e, çok fazla sistem şeyi kullandığı için ondan birçoğumuz vazgeçmiştik Tabii. bir dönem. E, yani şaşırdık mı şaşırmadık. Ama e, pek de kimseye güvenmemek lazım. Öyle. E, zaten bu tarz bedava yazılımlar genelde yüklerlerken Bazen hatta sana söylemeden bile birçok yazılım da yüklüyor yanında. Bunlara dikkat etmek lazım evet. yani. Avast'ta... ...bizim bütün bilgilerimizi... ...satıyormuş. Evet yani Avast'ın kullanıcılarına yani kendi kullanıcına ihanet ediyorsun evet. yani çok kötü. Yani zaten bir şey bedavaysa... Hı. ...anla ki orada bir... Sen malsın. <laughs> <b> <laughs> <laughs> evet yani Amazon bile paketlemez seni yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ee, Lockbit çetesi dünyanın en zararlı evet. bir yazılımı. Lockbit çetesi çökertilmiş. Çökertilme hem de yani şey bu çökertme operasyonları şimdi bunlar sanal ya. Evet. Öyle sanal olmuyor. Bunlar gerçek dünyada tabii. böyle bir sürü devlet ve güvenlik güçleri bir araya geliyor Aynen. çalışıyor. Şey gerçek fiziki baskın tabii, sonuçlara tabii. kadar alıyorlar içeri. Burada da çok öyle bir baskın var. Çökertmişler çeteyi ama. Hani sıfırladık diyemezler, diyemiyorlar illa bir yerlerde kalmışlar bunun bir kapasitesi var. Bu da makine gibi çalışıyor. İşte o gerçekten çalışan motor kısmına girmişler, sunucular falan gitmiş. Hatta şey var, bak o çok hoş hoşuma gitti. K'leri açmışlar evet. halka. Yani Bundan şifrelendiyseniz bunu Aynen. açın diye o da bayağı hayat kurtarmış. Evet, bunun ismini de Kronos Operasyonu koymuşlar. Hmm. Öyle şimşek operasyonu falan filan gibi. Ee, ve de aslında Polonya ve Ukrayna'daki... En büyük iki lider elebaşı e, paket edilmiş, yakalanmış. E, biz de maalesef bir muhasebe bilgisayarımıza bunlardan bir tanesini hmm. yeme e, talihsizliği yaşadık. Ve de hani e, ciddi miktarda da Bitcoin'i göndermek zorunda kaldık. Bu arada adamlar kesinlikle seninle muhatap olmuyorlar. Öyle bekliyorsun yani ama bizimki açıldı. Bu Wikipedia'da olmadı bu. Yok Eski yok. Nasıl diyorsun, bu tamam. başka bir kurumsal evet. firmada çalışırken olmuştu. Bayağı da kriz Hı. oldu yani bir düşünsene. Yani orada 20 senenin muhasebe kayıtları var. Ya. Ee, yani neyse Allah'tan çözüldü. Şimdi 2024 senesine geldiğimizde <laughs> bu yapay zekaları konuştuğumuzda Windows müthiş bir şey açıklamış. Reboot etmeden artık işletim sistemini güncelleyebileceksiniz. Evet, şey şimdi Microsoft'un bir özelliği var. Şey Windows'un bir özelliği var. Onu kullanıyor bu. VBS adı. Evet. VBS. İşte sanal güvenlik sistemi, sanallaştırılmış güvenlik sistemi gibi evet. çevirebilirim herhalde. Bu bunun sayesinde aslında bir Şimdi sorun şu güncelleme geliyor abi sen iş yapıyorsun hatta bak bilgisayarı kapattın acil bir şey açman lazım evet. çat güncelleme %30 evet. durduramıyorsun da evet. çıldırıyorsun Aynen. Ee, bekliyorsun işte bu olmasın diye canlı uygulanabilsin diye Windows'u böyle bir paketin içine aldığını düşün onun sanallaştırıyor işte. evet. orada bunu uyguluyor sen reboot etmiyorsun garanti etmiyorlar tabii hiçbir zaman reboot etmeniz gerekmeyecek diye bir şey demezler ama şu ankini şu ankinden çok daha iyi olacağı söyleniyor. Evet. Bu yalnız ben de şunu ekleyeyim bu vesileyle. Şimdi VBS sanallaştırma işlemci gücü tüketen bir şeydir. Evet. Ee, bunu mesela bilgisayarınızı hızlandıracak 5 önemli şey diye Instagram'da video yapanlar sana bu VBS'i kapattırırlar. Evet. Sen anlamazsın zaten. AFP'si FPS alacağım." diye kapatırsın. İşte o bu. VBS'iniz kapalıysa kontrol edin bundan faydalanamazsınız. Aynen. Eski usul çalışır. Şimdi aslında bu e, 2.4 H2 e, adlı bir hmm. e, güncelleme gelecekmiş. Bayağı da büyük bir güncelleme. Bir güncelleme. Aslında bununla ilgili de çok basit bir e, şey de verelim istersen. Bu USB 4 desteği gelecekmiş bununla beraber. Evet. E, ve de aslında Vista günlerinden beri ilk defa bu e, Windows'un kurulum ekranlarının değişeceği e, söylenmiş. E, yani büyük bir gelişme Windows tarafında diye düşünüyorum. Evet. E, bunu işte dediğim gibi BBS özelliğiniz aktifse kullanabileceksiniz. İyi bir şey. Bırakın birkaç FPS'lik düşüş olsun hiç önemli değil. Zaten 50 çekirdekli işlemci kullanıyoruz. Bir kısmı da oraya gitsin yani. Bu arada senin, demin senin söylediğin gibi yani e, şöyle söylemişler. Demişler ki yani birkaç ayda bir yine siz ne olur ne olmaz makinenizi <laughs> kapatın. Hani e, arada bir restart edin yani. Full açık bırakmayın gibisinden bir şey de eklemişler. Ben, biz zaten makineleri açık bırakmayız da abi lazım olduğunda çalışmıyor. Abi ben eskiden hiç kapamıyordum Hı. ya O başka bir tane. Yani o şey zamanı download. Yani ha, başka, download başka. çılgınlığı. Evet. Yani her şeyi download edeyim. Ha, o başka. Yani kullanmasam da izlemesem de benim olsun ee, çılgınlığı neyse artık şey yaptım. Hatta şey dedim ya bilgisayar kapatılan bir şey mi ya? ya. Yani. Ama şey mesela Mac'in o şey sistemi çok iyi. Mesela laptopu kapatıyorsun kapa anda devam ediyor. Hmm. Mesela Windows hala bir uyanma bir böyle bir kendini gözlerini uyku mahmurluğu yaşıyor. Nihayet Windows'ta da o işler bayağı bir toparladı ama Windows'un şey zaafı vardır. Bir PC tarafında toplama yapıyorsun ya. Evet. Uyu bir şey bozuyor aslında. Tek evet. bir parçanın uyumsuz evet. etmesi yetiyor. Aynen. Mac hiçbir zaman her zaman bütün olduğu için onda evet. hiçbir zaman bir sorun tabii olmadı. Tabii tabii. Ya Windows kapatırken bile bu iş, bu programlar kapanmaya engel oluyor falan ha, evet, bir şey evet. oluyor ya. Evet. Cable mod Türkiye'de pek yok aslında ama adaptörlerini geri çağırmış. Hemen ha, ha. takdim edeyim sana. <laughs> tamam, geri verir misin bana? Ben bunu iade edersen para iadesi yapacaklar. Öyle mi? Evet ama yapmayacağım çünkü bu benim için bir anı. Re ee, bir rezalet anısı. Belki e, bir şey yapabilir miyiz? Bakayım. Şöyle göstereyim bak. Bu yurt dışından geliyor. Bu Türkiye'de satılan bir şey değil. Evet. Adamlar Türkiye'ye yolladılar ben bunu almıştım. Hiç bu arada e, şey yapmadım takmadım, ilgi ki takmamışım. şöyle bir şey köşeli ha. 90 derece adaptör. şimdi normalde bu kablo böyle geliyor, evet. bunu aşağıya kırarak işte basıncını azaltıyor. Evet. aslında yaptığı iş bu. bunun hepsini geri çağırdılar. yani hiç istisna yok. adamlar hepsini de çuvallamış ve bu yapması koruması gereken şeyi bu yapıyormuş, zarar olarak eriyormuş, işte yangın çıkartma riski var. Kartını bozabilir. Yani... Bunun başka bir parçası yok mu? Bu kadar. Bilmiyorum enteresan. Bu işte şey... Çeşit çeşit var Cable Mod'un sitesinde. 25 bin tane bile satmışlar. Hepsini geri çağırıyorlar. Para ödemesi yapacaklar. Ee... Ne kadarlık bir şeydi? Fiyatını hatırlamıyorum da... Ucuz değildi onu ya, söyleyeyim sana. Yani Çünkü kargosuydu, gümrüğüydü. Türkiye'ye özel. Yani bunun yakıyor olması e, çok enteresan 25 bir şey. 25-30 dolarlık bir şeydi. Aslında bayağı da kaliteli. Metal yani. Evet. Güzel de yapmışlar. İyi ki takmamışım ben de. Evet, i̇yi ki takmamışsın. E, çünkü aslında ben onun gerekli olmadığını düşünenlerdenim. Hani Aha. içerik yapayım diye almıştım, unuttum evet. sonra kaldı. Çok gerekli olsaydı herhalde zaten bu kadar üretici bir çözüm... E... Abi o çok abartılan bir şey. Zaten evet. ekran kartları yanmıyor. E, tamam, sorun. Hatta tasarımı değişti evet. bu arada onun. E, hala da değişiyor. Ama kimsenin 40 serisi ekran kartı etrafımızda yanmadı yani. Aynen. Burada şey var. Zaten herkes pamuklara sarmıştır o kartları <laughs> yani bir şey öğrenildikten sonra zaten Evet de, tabii. E, o standart da gelişiyor. Şu an işte en yenisi artık buna da bir isim kondu. H+ Plus diye. Plus plus'ında Evet. GPU'ya 675 Watt. Tabii 75 de PCIe Express'ten geliyor. E, toplamda güç verebilecekler bu şeyi gösteriyor. Hani 50 Ge GeForce'un 50 serisi çıkacak bu RTX'in herhalde sene sonunda. Evet. Onda da kullanılacak ama yani bu güç tüketiminden biz kurtulamayacağız evet. demek yani. Artarak bir, devam edecek. Yani öyle bir öngörü yok. Evet. Tam tersi var. Hani evet. artacak bu biz daha çok güç verelim. Evet. Evet, senin de öncesinde söylediğin gibi Elon Musk çipi yapıştırmış. Evet ve çalışıyormuş. insana eklemişti. İşte insan o kişi iyileşmiş. Mouse kontrol edebiliyormuş beyniyle. Ee, ya yani müthiş bir teknoloji. Öyle yani saç e, kılı kadar inceymiş bu e, çip ve de aslında hani belki günlük kullanım için hani şey olmasa da bu tıbbi tedaviler için işte Parkinson hastaları, ha, e, işte nörolojik bozukluklar, işte konuşma güçlüğü, hareket güçlüğü çekenler, işte uzvu olmayan, işte robotik kol sahip olanlar için e, inanılmaz bir e, şey, fırsat gibi gözüküyor. Evet. Bir de buna tabii bu Gora'daki gibi ee, insanın da tersine öğrenme yani insan zekasını arttırma ve öğrenme ile ilgili de bir o muazzam olur. Muazzam. Yani ben işte İngilizce öğrenmek istiyorum deyip kendine ya. Commodore 64 kasetinden İngilizce öğretebileceksin. O yani. kadar bence olmayacak ama hani keşke olsa. Vallahi ben olmayacak dediğim her şeyi şu an yaşıyorum. <laughs> ee, dolayısıyla ya bunlar güzel şeyler. Zaten hmm. hayvanların üzerinde de uzun süreden bir test ediyorlarmış. Tabii. Hani böyle ilk başta biraz PR haberi gibi evet, okuyorsun ama... demek. Yani evet. evet ve ben abi şeye bayılıyorum. Şimdi ya adam hakikaten insana çipi taktı ya. Evet taktı. Aşı zamanında dediler ki Bill Gates bize çip takacak. Evet. Korktular bundan. Evet. Bunu ciddi ciddi tartıştılar. Evet. Şimdi Elon Musk alkışlıyor, aynı adamlar alkışlıyor. Yani işte orada şey var. Abicim bak sana çipi takan taktı zaten. Evet. Ben ona da şey yapıyorum abi cebinde taşıyorsun. Aynen. Ya o telefondaki seni takip eden çift sayısı, tabii. Yani teknoloji sayısı Aynen. yetmiyor. Adam diyor ki ya ben senin tenine temas edemiyorum bir de saat takacağım oradan takip edeceğim. E i̇şte elektrikli süpürgeler, elektrikli robot, süpürge, robot, robot süpürge, bütün, robot süpürge, bütün evet. evi tarıyor, evet. evde ne var ne yok. Hani içimde biri var diye bir film vardı He. değil misin? Evet. Bu enjeksiyonla damarlarına şey yaparlardı. Hani... E, tamam orada hani istemsiz bir şekilde sanki işte bir çip takıyorlar gibi. Mu? yok, gerek yok. Adam sana niye öyle yani... çip taksın? Sen para verip alıyorsun çipi ta kendini takıyorsun ee... zaten. E, Elon Musk da onların kabusunu gerçekleştiriyor aslında baktığın evet. zaman. Fiziki olarak çip taktı beynine. Şimdi böyle hani e, kabileler var. Ya da işte ne bileyim teknolojiyi reddeden böyle farklı gruplar var. <laughs> ben de yakında valla çoluğu, çocuğu, hanımı... İşte kedileri, medileri alıp onların yanına gideceğim. Gerçekten valla artık dayanamıyorum ya. Tansiyonum çıkıyor. Yani çok çok hızlı, çok çok hızlı. Hayır çip taktırırsan tansiyonun çıkmayacak. İnecek. Evet. Haber yani, verecekse bak sinirlenmeyecek, çıkıyor diyecek. Vallahi yani e, çok enteresan. Evet. Çok enteresan. Film gibi işte. Hı -hı. Avrupa'da araçların kara kutusu olacakmış. Evet yani özetle şu... Şimdi o kadar çok sensör var ki... Evet. Artık senin beyanına ihtiyaç yok. Sen belki bir kazada yalan söylüyorsun. Evet. Sana hiçbir şey sormayacaklar. Kara kutuları alacaklar ki evet. kaza yapan arabadan bakacaklar buradan ne yaptılar, nereden döndü, virajı kim hızlı döndü. Evet. O kara kutu söyleyecek sana. Ve ama ve şey bu Temmuz'da başlıyor yani çok yakın tarihli. Bütün arabalara takacaklar. Evet, bu kara kutuda işte uçaklarda da hmm. kara kutu var biliyorsun. E, şey yapan. Bu kara kutu hiçbir zaman kara olmuyor. Evet, aslında. turuncu galiba. Bilmiyorum. Turuncu, kırmızı hmm. renklerinde oluyor. E, bu e, aslında bu sistem 20 saniyede bir kayıt alıyor. Yani sürekli bir kayıt değil de bunun böyle bir zamanlaması Hı -hı. var. İşte belli bir hıza çıktıktan sonra Hı -hı. senin bu bütün hareketlerini kontrol etmeye başlıyor. Kazadan önce ve kazadan sonra işte kaydediyormuş ve bundan sonra da şey yapıyorlar. Ee, bununla ilgili Hı -hı. işte artık data mı yapıyorlar, bilmem ne. işte ne yapıyorlarsa bu verileri. Hı -hı. İşte bu veriye kim erişebilecek falan gibi şimdi şeyler var. Herkesin bir Tabii. veri veriyle ilgili korkusu var ama aslında bütün verilerimiz de ortada. İşte paneller maneller var biliyorsun biz yani telefonunu girerek senin bütün bilgilerine ulaşabildiğin paneller var. Ya artık bundan korkmamak lazım. Yani korkmamak lazım derken artık bırak kendini. Yani. <laughs> hani bununla ilgili senin yapabileceğin <laughs> bir mücadele şey. Edemezsin yani yapamazsın. Evet. <laughs> mücadele edemez. Ya bu korkuyla da yaşayamaz <laughs> insan. Yani her gün öleceğini düşünerek yaşayamaz. Bu arada e, motorlarla ilgili bir şey de var değil mi? Bu güvenlikle ilgili. Evet. Şimdi araçlar çok akıllandı. Evet. Yani ee, özellikle elektrikli araçlar işte hmm. yani her şey elektronik zaten her şey yazılım tarafından kontrol ediliyor. Bununla ilgili de zaten işte kamyonlarda ve benzeri araçlarda olan bir yükümlülük motosikletleri, elektrikli motosikletleri de gelmiş. 25 kilometre hızı çıkan her türlü elektrikli iki tekerlekli araç bisikletlerle dahil olmak üzere bunlarla ilgili bir siber saldırıya maruz kalmaması için üreticilerin e, bu makinelere düzenli olarak güncelleme hmm. ve de işte iyileştirme yapmalarını öngören bir uzaktan falan erişemesinler. Yani uzaktan erişemesin. Zaten hani hep diyoruz ya 3. Dünya Savaşı veya Dünya Savaşı fiziki olarak değil siber olarak olacak diye düşünsene yani bütün arabaları bir anda etkisiz hale hmm. getiriyorlar veya arabaların hepsini bir anda işte gibi duvara çarptırıyorlar veya hepsini aynı noktaya getiriyorlar. Hani bu şey var ya işte dronların hmm. işte dronu kaldırdığın zaman bir kalkan var. Kendine doğru çeken <laughs> e, yani düşünsene yani bir siber saldırıda bütün araçların etkisiz hale geldiğini Tabii. E, dolayısıyla böyle bir e, düzenleme e, getiriliyormuş. Evet bugünkü teknoloji haberlerimizin sonuna geldik. Evet. E, şimdi gelelim oyun dünyası. oyun dünyasına. Sony State of Play etkinliğini düzenledi. Evet, şimdi orada şu çıktı, bu çıktı demeyeceğim ama oradaki önemli haber, yani damgayı vuran haber Kojima'ydı. Death evet. Stranding 2, 2025'te geliyor. Orada bayağı da gösterdiler. İlk oyun... Yani ya seversin ya nefret edersin, öyle bir oyundu. Ortası yoktu. Ama bence sevenler daha çoktur. O yüzden ikinin de gelmesi çok normal. Kaldığı yerden hikaye devam ediyor gözüküyor. Ben Death Stranding'i çok beğendim. Hı hı. Yani grafikleri olsun. Oyun ne? Işte... Oynadım. Tabii. Bayağı da uzun oynadım ama orada canımı sıkan şey şu oldu. Fazla sinematik. ha evet. Yani oyun kısmını böyle hani çok böyle tam keyif alırken hop bir sinematik giriyor. Beş dakika. Tamam çok güzel. Harika hikayede, Grafiklerdi ama bir türlü böyle oyunun içine hmm. şey yapamadım. Ee, ama ikinci eminim. O da çok güzel olacaktır. Evet bir de şimdi Kojima'yı çok kişi şeyden de bilir işte e, Metal Gear Solid'den. Evet adam o konuda bir şey yapmıyordu uzun zamandır. Evet. Şimdi diyor ki Sint diye bir oyun geliyor ve işte aksiyon oyunu biraz onu andıracak de deniyor. Evet Kojima ile ilgili de ben Kojima'nın biraz fazla hak ettiğinden değer, fazla değer gördüğünü düşünüyorum. <laughs> Çünkü mesela son e, Metal Gear'larda biraz e, şey oldu. Yani ne bileyim o eski havası bence yoktu. E, benim de kutulu aldığım ikinci veya üçüncü oyunlardan <laughs> bir tanesidir e, Metal Gear. Çok da severim. Ee, çok da severek oynardım ama e, son oynadığım şimdi hangisi hatırlamıyorum. Çok Hand kısaydı oyun. oyun. Çok kısaydı. Hmm. Şimdi hatırlamıyorum ama hangisi olduğunu. Evet. Yine PlayStation, PlayStation <laughs> 2 VR eee evet. artık PC'de çalışabilecekmiş. Şimdi i̇şte bu Şimdi en başta söylediğimiz konu bu işte. Herkesin her şeyde çalışması. Evet. Donanımların da çalışmaması için hiçbir sebep yok. Evet. PSVR niye PC'de çalışmasın? Çalışır. ama Kırarak çalış çalışmıyor muydu hocam? Onu bilmiyorum. Öyle bir ben şey de denedim. Ama ya. sonunda yani oyunun da orada olması ha, lazım. Tabii, yani, tabii. olarak çalışsa bir şey yapmaz. Çok fazla faydası yok. Hazır oyunlar geliyor. Sony onun işin tadını evet. aldı. iyi de para kazandı. Tabii şimdi makinelerden istediği Evet. Ee, şimdi PSVR da güzel bir cihaz. Evet. İki, ...daha da güzel. Evet. E, çalışması çok mantıklı olur. E, artık o da olacakmış. Di direkt... Yansır satışlarına çok satar çünkü çok güzel. Evet VR2 yani çözünürlüğü güzel. falan çok iyiymiş aletin. Hatta işte bu Quest'ten falan daha iyiymiş ama oyunun evet. e, desteklemesi lazım. Ama her oyunumda PC'de oynanabileceğini zannetmiyorum ben. Öyle gözükecek. O evet ama evet. bir şekilde kırarlar, bir yaparlar bir şeyler. Yani e, ama Sony sevdi PC işini. Yani VR 2'yi evet. getirirse onun bence PlayStation'daki bütün VR oyunlarını evet. getirir. Evet olabilir. Olabilir. Güzel, keyifli olur. PlayStation Türkiye artık Bilkom tarafından dağıtılacak gibi güzel bir haberimiz var. Evet bu aslında çok böyle süper yeni bir beklenmedik evet. bir gelişme falan değil. Ama Bilkom bununla ilgili geçen hafta toplantı yaptı. hani Resmi olarak da kendisi açıklama yaptı. Hatta PS portal işte 12 bin liradan piyasaya çıkıyor. İşte dijital silim 25 bin. Yani fiyatlar da kondu. Diskli versiyon 28 bin oldu. DualSense kontrolcüler 3 bin lira. Bunların açıklamalarını yaptılar her şeylerini yapacağız diyorlar. Evet. Yani sadece kutuyu getir, koy, mağazaya değil. Her şeyi evet. 360 derece her şeyi yapacağız diyorlar. bence Sony'e yakışan bir kesinlikle distribütör oldu Bilkom. Kesinlikle. E o yüzden iyi. Yani bir şey hiçbir şey aksamayacak bunu anlıyoruz. Yani bence aksamayacak. Aksine bence güzel şeyler de olacak. Kampanyaları falan da olacağını düşünüyorum. Bilkom güçlü bir firma. Ama çok kritik bir konu. Yine PlayStation Türkiye'de de böyleydi varken. Evet. Bilkom'da da öyle. Oyun fiyatlarını bunlar belirlemiyorlar. Evet. O yurt dışından belirlenecek. Ama benim şöyle bir avantajı olacağını zannediyorum. Şimdi bazen kurumsal firmalar hantal olabiliyor. Evet. Şimdi Bilkom tabi distribütör olduğu için daha agresif ve daha tüketiciye odaklı şeyler yaparak tüketiciyi ve Sony'yi belki mutlu edebilir. Belki. Ee, belki hani Sony'nin kendi burada yapamadığı şeyi. E, ...Bilkom başarabilir ki Bakalım. bence e, kabiliyetli bir firma. Evet iyi oldu yani sonuçta. İyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Ama şeyi falan çok beklemesinler. Yani Sony zamanındaki gibi Türkçeleştirmeler falan onları ha, tabii. zor görürüz yani. Yani olacaksa da biraz zamanı var bence. Hmm. kendini kanıtlama ihtiyaçları var. PlayStation satış hedeflerini tutturamamış. Tutturamamış. de şimdi bunlar Sony'nin kendisiyle ilgili olumsuz haberler. Birincisi satış hedefini tutturamamışlar. 21 milyon satmışlar evet. 25 beklerken. Ama bir yandan da ayrıca... Önce... Millet doyuyor zaten. Evet. Hani konsola da herkes alıyor evet. bunu. Normal. Ee, şey ilginçti hani PlayStation artık ömrünün kalan yarısına geçiyor evet. gibi bir ifade vardı. E tabii şimdi zaten bunun işte bir prosuyla altı gelecekti dedikodular çok çıktı. Aynen. Olabilir o da mantıklı. Bir de 900 kişiyi işten çıkarıyor ki bu 900 kişi yani şey sekreteri çıkarmıyor. şeyden Oyun stüdyolarından da çıkıyor hmm. bu insanlar. Ee, oyun stüdyolarının küçülmesi iyi bir şey değildir. Evet. Zaten hiçbirisi hiçbir ürünü oyunu yetiştiremiyor o zaman ya da işte buglı çıkıyor. E bu iyi bir şey değil. E 900 kişinin işten çıkması bir dünya genelinde. Evet. E bu da son eden kötü haberler. Yani tabii diğer konsollar da mesela Xbox da çok revaşta revaçta artık yani Xbox da çok güzel işler yapıyor. dolayısıyla onun da bir etkisi evet. vardır. Var belki. ama yani Sony hep bu yok satıyordu. Bir ara paramla da alamıyordun biliyorsun. Evet. Şimdi hedef tutturamamaya başladılar. Bu normal ama doyuluyor. Piyasa doyuyor işte. Yani bir oyun o. haberi verelim. Yine sevilen Hell Divers'ın ikincisi çok başarılı oldu. Yani çıkmış. kendileri de beklemiyor herhalde. Çünkü yoğunluktan çöküyor. sonucuları ilk başta işte kapasitelerini arttırmaya çalışıyor Yetişmeye çalışıyorlar. sıra Sıra vermeye çalışıyorlar falan. Ama burada ekstra haber şu. PvP modu gelmeyecek diye hmm. açıklama yaptı. Yani vatandaş birbirine dalamayacak. Evet. Onun da sebebi şuymuş, onların ilancına göre biz diyor toksik ortam istemiyoruz Aynen. kardeşim. Birbirinize vurmayın, birbirinizle çalışın. Evet. Valla iyi şey yapmışlar. Böylelikle, böylelikle hilemiyle falan gibi saçmalıkların evet. da olmaması, oyunun e, tahrip etmemesi için iyi olmuş. Ben aldım bu oyunu, e, hala kurulmadı. <laughs> <Vakitsizlikten>. Şaşırdık mı? <laughs> Sen şu Steam hesabını bana bir Tabii. bari şey yap. <laughs> Arkadaş, şey kardeş bağlamam öyle bir şey vardı galiba. Ee, tabii burada aslında e, Helldivers e, küçük bir stüdyo olmasına rağmen 3 milyon satış rakamı yakalamış. Bir de tabi biraz da e, e, şey yaptığın zaman aslında bir AAA oyun kadar iyi fakat e, nispeten daha uygun evet. e, bir fiyat olduğu için nispeten. de insanlar Hı -hı. E, tercih etmişler. Şimdi geldik. Kanayan yaramıza. kanayan yaramıza. Yeni Call of Duty açık dünya olabilirmiş. Zaten bu Modern Warfare 3'te öyle... izleri vardı. Evet. Tam açık dünya hani Açılma <laughs> emareleri vardı. <laughs> ee, olabilir, şaşırmayız. Körfez sava Savaşı zamanında geçecekmiş. Yani yine Modern Warfare aslına evet, bakarsan. Aynen. Ee, Verdansk geri geliyor. Esas herkesin konuştuğu şey bu. Ya vallahi çevirip çevirip aynı e, oyunu bize e, tam oyun fiyatına satmayı başarıyor. Gerçekten hay, uzun zamandan beri keyif aldım. En önemli oyunlardan biri. Hatta zaten beraber de evet, oynuyoruz. Klanımız Sanır. var. Abi. Klanımız var. Skab. onları da takip etmeyi unutmayın. Her cuma akşamı zaten biz oyun oynuyoruz e, Murat da e, güzel keyifliğin yapıyor. Birkaç tanesini ben de katılabildim. E, yani bu Call of Duty bence bu açık dünya falan filan bunlardan önce şu hile, hile ya, e, gerçekten hani artık suyunun suyu çıktı e, ve de e, yani hile derken hem fiziki hile var var yani bir aparatla yapabildiğin hem yazılım hilesi var bir yandan bu cross platformda PlayStation'cıların işte avantajı olan aim assist var yok işte falan filan yani gerçekten yani suyu çıktı. Hay bak hileyi işin. çözsünler tamam söz ben... Her herkesi sniper'la vuracağım. Şeyden yakın Aynen. mesafeden vurmayacağım. Evet. Tamam hadi PlayStation'ıncı gamepad'in de alsın asisti tamam. Ama hile abicim. Yani şeye döndü. Hani ben çok sinirlenirim aslında. Abi işte hile bu bilmem ne falan. Ya diyorum oğlum o herkes de hile olabilir mi? Ama beni vuran adamlara sonradan bakıyorum. Ya mümkün değil o recoil o şey o vurma Görüyor ya abi, o önden o, görüyor senin. Onun yani makine silah yapışıyor abi. Yapışıyor. Yani hani bastığın zaman bir yukarı sepmesi olur değil mi? Yok, yani çok acayip. Hani ha, öyle bilmiyorum. Beni sesleri... de gaza getiriyorlar. Kötü şeyler yapacağım. <laughs> Yapmamak için sesleri düzeltmediler. kaç evet. yani yama 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 yok hala sesler kötü yani. Vallahi inanılmaz ama çok da güzel oyun bir şey de diyemiyorum yani. Bakalım ama çok kan kaybediyor, çok oyuncu kaybediyor. Böyle devam edemez yani bu. Evet, aynen. Şimdi yüzümüzü güldürecek bir haber nostalji severler için. Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered olarak çıkmış. Evet, ee, köşegen grafikler yuvarlak oldu. Yani işte o Tomb Raider'ın benim hala gözlerimi kapadığımda karşımda gördüğüm o köşegen vücut hatlarını ee, unutamıyorum ben. <laughs> o bizim gençliğimizin şeydi. E, yani ama Tomb Raider 1 mesela çok güzeldi ama şimdi oynarsam nasıl bir keyif alırım onu bilmiyorum ama. Evet, hani onu ilk oynadığım şeyi hatta o zaman Şimdi benim de bu oyunla ilgili şöyle gözlerimi kapadığım zaman şöyle bir şeyim var işte. O zaman 200 MMX mi almıştım? Pentium 133 müydü büyük bir MMX'tir ihtimalle? ya. 200 MMX'ti yani böyle inanılmaz bir upgrade olmuştu hayatımda. Ee, işte i̇şte bilgisayar gelmişti fakat bilgisayar masam yoktu o yüzden Hayda. salonda eskiden biliyorsun büyük işte salon ikiye ayrılırdı bir oturma kısmı bir yemek kısmı yemek masasının üstüne kurmuştum annem çok kızmıştı çünkü ee, bekleyememiştim. Aha. O zaman da Bauhaus yeni açılmış. Orada da bilgisayar masaları var güzel. İşte onlardan sipariş etmişiz. Geldi, gelecek falan filan derken ilk taktığım oyun Tomb Raider'dı o, hmm. o bilgisayara. Sonra işte oynamaya başlayınca annemi çağırmıştım. Anne gel bak diye. O ne kadar güzel, ne kadar enteresan falan demişti. Ee, o yüzden böyle güzel anılarım var yani Benim bu oyunla. Benim ilk oyun. oyunum Red Alert PC'de, CD'de taktığım ilk oyunu Red Alert'ti. Ben İlk PC'm benim Pentium 233'tü. Hmm. Böyle Packard Bell'in e, yatay kasası vardı monitörü üstünde. 33. Altında evet. şey olan efsane kasadır o. Hı. Hmm. toplamaydı. benimki Toplamaydı. toplamaydı. Ama. Yani aynı zamanlarda almışız evet. demek ki. Ya işte Amiga'nın sonuydu yani. Hmm. 95 95 95 evet, benim aldığım tarihte o. Yanında Super Online vermişlerdi. <laughs> Super Online'ın giriş sayfası yoktu. <laughs> Bakım aşamasındaydı. Yani çok güzeldi. O Oradaki... gün Bak Tom Raider'daki benim anım başka. Ee, ben sevmiyordum bu arada onu söyleyeyim. Aa, ben sevmezdim. çok severdim. Ee, 3DFX desteği gelmişti. Bir anda o piksellere tırmanıyordu ya. Darablon, bir anda render evet, <laughs> oha aynen, demiştik. Aynen. Bir de şunu da söyleyeyim çok uzattık. Ee, <laughs> bu Nokia 66 çift sıfır engage oyunlarını oynatabiliyordu. Engage yani kırık olan şey oynayabiliyor. Onda Tomb Raider vardı. Telefonda Tomb Raider oynuyordu. Evet. O engeç de e, çok arada kaldı yani. Arada o, kaldı. O iş müthiş bir işti yani. Evet arada kaldı var. Yeni Switch 2025 Mart'ta piyasaya çıkıyor. Bunun sebebi Mart'ta yetiştirebiliyor olmaları değil de şey diyorlar. Şimdi Mart'ta öyle bir girelim ki öyle bir stokla girelim ki millet e, alıp kara borsadan satamasın. Ha. Yani çok her yerde aynen, olsun. Aynen O yüzden diyorlar bu işte ertelenmiş tarih. Erteleme sebebi teknik değil bu aynen. diyorlar. İyi yani eğer öyleyse amaç buysa evet gerçekten iyi olur çünkü... Yine yok satacağına eminim ben bunun. Abi bak o kadar çıkıyor sürekli PC tarafında işte yok Steam kuruyor mu? Hiçbir değil abi hala Switch. Aynen. Şimdi bu adamlar bu biliyorsun Game Boy'dan beri çıkarttıkları el konsollarıyla zaten çok başarılılar. belki Türkiye'de nispeten daha az kullanıldığı için biz hani çok şey yapmıyoruz ama 140 milyon Switch varmış ve de 122 milyon aktif oyuncu varmış. Müthiş bir rakam. Ee, ve de yani aslında Switch'e bir kere dadanan bir daha bırakmıyor. Ben de çok beğeniyorum aslında bu Switch'i ama bir türlü hani kıyamadım paraya. Çok Ben abi yolda oyunla zaman geçirmediğim için hiç dolaşmıyorum. Evet. Ama yolda çok vakit harcayanlar için kurtarıcı oldu benim etrafımdaki arkadaşlardan din dinliyorum. Evet. Ama abicim bu normal şartlarda bu Nintendo'ya ben 5 dakika ayırmam hiçbir içeriğimde. Şu dünyanın da en itici firması. Yani sen tabii bu telif hakları falan ilgili evet. şey yapıyorsun. Ee... Ama iyi firma yani. E, tabii. Ama dünyanın en sevimsiz firması. Evet. Yani şunu demiyorum, Bazı konularda haklılar. Evet. Ama haklı oldukları konulardaki agresif tavırları insanları Aynen. itiyor. Aynen. Ee, mesela şimdi yeni bir dava açıyorlar. Ee, bu da yeni haber. Neydi adı? Yuzu. Ben bilmiyorum hiç kullanmadım. Evet. Steam'de de olan bir emülatör. Nintendo evet. oyunlarını işte oynamanı sağlıyor. Hatta şey bu şey diğer cihazlarda, az önce bahsettiğim evet. Steam Deck tarzı cihazlarda da çalıştığı için... bir anlamda kendi switch'ini yapıyorsun. Şimdi onlara dava açmışlar. Ee, adamlar diyor ki, yani bunların bir web sitesi falan var. Aha. Web sitesini bile, bile bize vereceksiniz diyor. Hani kapatmayı bırak, bize vereceksiniz diyor. Ee, evet o konuda çok agresifler ya. Acayip şeyler. Ee, burada şuna bakmak lazım. Mesela Dolphin vardı, onu, evet. onu kapattırdılar. Ama... Dolphin'de de şey var, hani adamların bir etrafından dolaşmak için işte KM'i var içinde. Evet. Şimdi bu bunda o yokmuş. Ha. Bunu sen bulacaksın diyor. Ben karışmam diyor. Hani bu adamların kendileri seni full çözümü sunmuyorlar. Evet. Ama tabii tahmin edersin ki oraya yönlendirebilir. Amiga'nın şey ROM dosyalarını ayrı indirmek gibi bir şey yani bu. Heh. Ee, burada kendilerinden yasal sorumluluğu atacak şekilde evet. çalışıyor ama Nintendo ben yemem evet. diyor. Ee, sen diyor buna aracılık ediyorsun. Bizim oyunlar çalışıyor. O yüzden kesin bunu hem de paramızı da ödeyin diyor, evet. zararlarımızı da ödeyin diyor. Ee, bakalım ne olacak? Ee, kazanır Nintendo kazanır hep kanalda. 100, canım. 100. Bunu da kazanır ama bak, ben bunlara çok bir şey demiyorum da şey e, yani tarihi eser oyunlardan tut işte ya adam senin oyununu gönlünü vermiş, evet. o müziklerini seviyor. Sen müziğini sen yayınlamıyorsun. Aynen. Adamlar bulmuşlar, koymuşlar bunları kapattırıyor. Evet. Yani kullanıcıların evet. seninle bağ kurduğu şeyler şeyleri bile istemiyor. Hani burada bunlar olsa olay bir şey demeyeceğim de. Ya bu eski oyun müzikleri de ne acayiptir ya. Evet. Yani oyunu hatırlamazsın ama müziğini. Müzikler. Hatta, YouTube dolu hepsi. Evet. Bu hatta arada. bu kreklerin müziklerini bile hala dinliyorum evet. ben. Evet. YouTube olmasa birçok oyunun müziğini duyamayacağız Evet. Yani artık. Çünkü diskete olsa ne olabilir? Aynen. Takamıyorsun ki. Aynen. Bu arada tabii bu el konsollarının yükselişi de çok acayip. Yani 2025'te de bence şimdi Aylar var, Steam Deck'ler falan var. Onların da daha çok gelişeceğini ve bu el oyunculuğu Hı. işinin daha da farklı bir boyuta geleceğini düşünüyorum. Xbox oyunları diğer platformlara da geliyormuş. Hepsi gelmeyecek ama evet bu da önemli bir haberdi. E, hatta şöyle garip ol, bir şey oldu bu oyunlardan bir tanesi. Sony'e geldi. <laughs> Xbox'tan daha iyi çalışıyormuş. Olabilir. Bakmış ama hani öyle şeyler oluyor. E, Pentiment oyunu. 120 Hz'de, 120 FPS'de çalışabiliyormuş. Diğerinde çalışamıyor. Ee, bug olduğu söylendi. Halledilecek. E, ama evet her oyun olmasa da PlayStation'da da olacak. Evet. Niye? Çünkü PlayStation'da işte Xbox'ta satıştan, donanım satışından bir şey kazandırmıyor. Evet. Oyunlar kazandırıyor. E, tamam işte çok satsın kardeşim. Evet. Herkes oynayabilsin, herkes erişsin. Çok satsın yani. E, zaten bazı free to play oyunları da galiba koyacaklar. Zaten o free to play'ler tamamen para şey. Ya abi Call of Duty bak şimdi yine tekrar olarak gelecek de. Abi herif oyunu satıyor. İçindeki battle pass'i satıyor. Skinleri satıyor. Skinleri satıyor. Yani var ya ne büyük bir... Bir para kırıyorlar. Of. Evet. Yani inanılmaz. Tek yapmaları gereken şu oyunu... ...hani... ...ayakta tutmak. Aynen öyle. Ve onu da beceremiyorlar. Evet. Yani, Gördüğünüz gibi Call of Duty yaralarımız... ...bizim evet. konuş ...saatlerde konuşsak da bitmez. Şimdi burada... ...güzel şey şu... ...fanatikleri var abi. Evet. Buna çok bozulanlar oluyor. Ya yani, eksklusif oyunlar nasıl gelir? Hani evet. işte PC'ye, Xbox'a ya da tam tersi. Aynen. Ee, ama abi bunda kızacak bir şey yok. Yani... ...sen platformu... Ee, yani PC alamayan mesela çok kişi evet. var PC çok pahalı bir şey evet. artık günümüzde. Aynen. Ucuzlamayacak da bu. Ee, adam konsol alacak. Yani orada Xbox'ı hoş tasarımı hoşuna gitti diye bile alabilir adam. Evet. adam. Yani bunun fanatikleşmeye gerek bu yok Ben çok, daha yok çok yani. beğeniyorum Xbox'ın tasarımı. Bence de daha güzel. Kut yani hakikaten Aynen. kutu. Ee, o yüzden bence bu fanatizme gerek yok. Bu iyi bir şey yani. Bunu iyi yorumlamak lazım. Yani tabii biz böyle büyümedik. Yani Hı. sonuçta işte God of War'lar bilmem neler, tabii. PlayStation işte ne bileyim Gran Turismo'lar, bilmem ne falan filan. Bir daha bir şöyle düşün. Sen işte God of War'u çok beğendin diyelim ama Xbox'çısın. Erişemiyorsun ona. İlla para verip konsol alacaksın. İşte ama bu da bir ticari evet. bir şey ama. Demek ki bu model de işe yaramıyor artık. Yani şey daha çok kazançlı olmuş. bu Bunu gösteriyor. Yani herkese sunmak bir şeyleri evet. daha çok kazandırıyor demek ki. Olabilir. Ee, şimdi konsollarla ilgili bir haberimiz var. Gelecek nesil konsollar çok pahalı olabilirmiş. Aynen öyle. Bunun da sebebi yani şu var. Deniyor ki ilerleme çok ilerleme olmasını bekliyorsanız, örneğin PlayStation altında gereken işlemcinin e, yani paket artık onlar Hı -hı. çoğu ucuza yapılmasının imkanı yok evet. derim. Çünkü şöyle bir şey var, eskiden beri işte sen dedin ya Pentium 166'lar, evet. 200. Onlar evet. küçülerek gele gele gelirken hem elektrik tüketimi azalırdı hem de kendi masrafı evet. küçülürdü, azalırdı. Aynen. Şimdi o noktada değiliz. O kadar küçüldük ki bunları daha da küçültmek ama bir yandan da güçlendirmek çok zor, maliyetli gereken teknolojiler pahalı. Bu şeye benziyor abi. işte 250 kiloluk bir adam diyete girdiğinde evet. çat diye 50 kiloyu verir. Sen 80'den 70'e inemezsin. Aynen. Benzer bir zorluk var burada da. Artık çok zor bu işlerin yani bu yongaların üretimleri. Yüksek teknoloji evet. ve yüksek performans beklentisinin yanında şey bekleniyor abi. Performans artacak. Bir de güç tüketimi azalacak. Allah'tan Intel fabrikası var da. Ya evet. <laughs> <laughs> Ucuzlatacağız. İşte o yüzden deniyor ki fark beklersiniz. Fiyat yükselir. Ya da der diyorlar ki aynı fiyattan sunulsa da fark olmaz o kadar. Evet zaten bazıları şey demiş e, yani yeni nesil konsollar çok daha az yeni özellik getirip çok daha pahalı olabilir e, gibisinden bazı e, şeyler var yorumlar var. Evet e, makineler pahalı olacak gözüküyor. Evet aynen geldik son haberimize hı hı. Elden Ring DLC'si Shadow of the Earth 3 geliyormuş. Elden Ring başarı hikayesi. Evet. Ee, aynı Baldur's Gate 3'ü nasıl konuştuysak bu skeçe geçtiğim sene ondan önce de Elden Ring'i konuştuk. Evet. Ee, ben para versen oynamam ama hani ne kadar büyük bir olay olduğunu kesinlikle kabul ediyorum. Benim ben de izlemeyi seviyorum. Bizim Uğur başından sonuna kadar oynadı. Ben de başından sonuna kadar izledim. Yani bu oyunda başkasının acısını yaşamak, <laughs> görmek o daha eğlenceli. Uğur düşsün, 10 kere ölsün. Hem <laughs> de garip garip ölüyorsun bir de böyle yani evet. şey. Böyle milimetreyle kaçırıyorsun atladığın yeri ölüyorsun bitti. Sonra bir de öldüğün yeri bulacaksın ki eşyaları geri evet. alırsın alasın falan filan. E, ee, i̇şte Uğur çeksin çileyi bunun da da bunda da izleyeceğim abi ben uzaktan. E, ee, işte hadi kick de açıldı. Evet. Twitch kapalı gelecek kick de yaparlar artık Aynen. ya da YouTube'da yapacaklar. Valla ben öyle çok şey değilim. Ben daha arcade oyuncusuyum ya. Böyle oynayayım ve çıkayım yani hani... Evet, bu oyunun bağımlılık yapma şeyi... Eminim. Abi. Eminim, eminim. Yani... O ölümü, 100 kere ölüyorsun, 101'i istiyorsun. Her ölüşünde tekrar evet. e, şeyi yaşıyorsun. Evet programımızın sonuna geldik Şubat ayının. Şubat'ın sonuna geldik. Şubat'ın aslında. sonuna geldik. Evet. Bir fikri takibinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Ya yani bu adamlar bu konsol e, er, işte Gameboy'dan beri bu işi çok iyi yapıyorlar. Zaten 140 milyon tane satmışlar yani. ve de 122 milyon aktif oyuncu varmış. Ya, yani müthiş bir adamlar. ekosistem. evet. Suyumuzu da döktük. Döküldü mü? Döküldü. Neyse çok ya. önemli değil. Gaza geldim. 122 milyon deyince. <laughs> ben de diyorum ne oluyor şakır şukur sesler geliyor. Şuraya bir sehpa koyamadık. Hayır bir de sen iPhone'u düşürüp ona vurdurdun. Ha, evet bir şeyler oldu. Neyse artık kamera arkasına bunu koyarız. <laughs> Bir sonraki programda teknoloji haberlerini derlediğimiz fikri takipte görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Dur.